Thank you.
Bu güzel Mayıs ayında uzun bir kıştan sonra baharı gördüğümüz güzel günlerde bu hafta besin alerji farkındalık haftası. Biz de bu nedenle Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği olarak dernekte besin alerjisi çalışma grubumuzla birlikte sizlere besin alerjilerini anlatmayı planladık. Bu konuda gereken bilgileri sunmak, sizlerin sorularına cevap vermek için bu toplantıyı düzenledik. Bu güzel günde bizimle olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Besin alerjisi her geçen gün artmaya başladı. Özellikle bu çocuklarda çok daha fazla görülüyor ama artık erişkin yaşta da oldukça sık görmeye başladık. O nedenle de bu oturumda biz sizlere erişkin yaşta gördüğümüz besin alerjilerini anlatmaya çalışacağız. Bülent Bozkurt arkadaşımızla, kendisi Lokman Hekim Üniversitesi'nde erişkin göğüs hastalıkları alerji profesörü olarak görev yapıyor. Birlikte bu oturumu kendisiyle yöneteceğiz. Şimdi sözü kendisine bırakıyorum. Buyurun Bülent Bey. Sevgili izleyiciler, değerli hastalarımız, hasta yakınlarımız, konuyla ilgili ilgisi olan tüm izleyicilerimiz, hoş geldiniz. Katılımınızla onur verdiniz. Bugün birbirinden değerli meslektaşlarımız, hocalarımızla birlikte aklınıza gelen besin alerjisi ile ilgili tüm sorularınıza yanıt vermeye çalışacağız. Ben hepinize katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Sözü Gülden hocama bırakıyorum. Buyurun. Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi ilk konuşmacımız Sayın Profesör Doktor Ferhan Özçeker. Kendisi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İmmünoloji Alerji Bilim Dalı'ndan. Şimdi erişkinlerde besin alerjisi olur mu? Sonradan besin alerjisi gelişir mi? O konuda sizlere bilgi verecek. Buyurun Ferhan Hocam, sizi dinliyoruz. Sayın başkanlarım, teşekkür ediyorum. Sevgili katılımcılar, izleyiciler, kongremize katıldığınız için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Besin alerjisi son yılların gerçekten giderek artmakta olan büyük bir sorunu. Bunun nedeni de çok muhtemeldir ki besinlerin genetiğinin değiştirilmesi, beslenme alışkanlıklarımızın değişmesi. Kendi bağlı bulunduğumuz, yaşadığımız yere göre değil de moda olan besinlere göre beslenmemiz de tabii ki bu işin altında yatan önemli nedenler. Şöyle bir tanımlayacak olursak besin alerjisi nedir? Bir kere besinlere karşı bağışıklık sisteminin verdiği bir tepki, yani ben bu besini tanımıyorum şeklinde bir tepki sonucu gelişen çeşitli reaksiyonlar. Bunlar çok hafif, deri döküntülerinden ölüme kadar varabilen anafilaksi adını verdiğimiz ciddi reaksiyonlara kadar ulaşabilir. O yüzden dikkate alınması gereken önemli bir sorun besin alerjisi. Şöyle bir neler olabilir? Besin alerjimiz varsa hangi hastalıklarla karşı karşıya kalabiliriz? Şöyle kısacık bir tablo yaptık. Bazıları bilimsel, yani hani tıbbi terim, bazıları tıbbi olmayanla sadeleştirmeye çalıştım ama halk arasında kurdeşenden işte alerjik nezleden tutun da ishale, özofagusun mikroba bağlı olmayan iltihabına kadar gidebilen, şiddetli ishallere, gaz şikayetlerine kadar varabilen ciddi reaksiyonlara, hatta biraz önce söylediğim gibi alerjinin en ciddi, en ölümcül reaksiyonu olan anafilaksiye varabilen ciddi reaksiyonlara neden olabilir besin alerjisi. Evet, besin alerjim varsa ben neyle karşılaşabilirim diye aklınıza sorular gelebilir. Burada en sık karşılaştığımız cilt döküntüleri, cilde bağlı belirtiler. Bunlar kaşıntı olabilir, kızarıklık olabilir, döküntüler olabilir. Bunlar hani halk arasında kurdeşen dediğimiz ürtüker, anjiyoden dediğimiz gözlerde, dudaklarda şişme olabilir, terlemeler olabilir. Gözlerde bile bulgu verebiliyor. İşte konjüktivalarda kızarma, batma, gözlerde yaşarma, göz çevresinde ödem, kaşıntı olabilir. Yine solunum sistemimizi tutabilir. Burnumuzda orofarinks dediğimiz genzin arkasında kaşıntı, hapşırık, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, ağızda metalik tat, üst solunum yollarına bağlı alerjik reaksiyonla gelişen ses kısıklığı,
böyle kabalaşmış bir ses olabilir. Stridor dediğimiz büyük hava yollarının tıkanması olabilir. Damakta kaşıntı hissi, yine ciddi bir boğaza tıkanma, boğulma hissi olabilir. Larynx ödemi dediğimiz durumla karşılaşabiliriz yine besin alerjisinde. Alt solunum yollarını tuttuğu zaman ciddi nefes darlığı olabilir, hızlı solunum olabilir, hışıltı olabilir. Öksürük, siyanoza kadar varabilen ciddi durumla karşılaşabiliriz besin alerjisi sonrasında. Yine kalp damar sistemiyle ilgili takım problemler olabilir. Kalp iletim bozuklukları olabilir. Nabızda hızlanma, nabızda yavaşlama, ritim bozuklukları olabilir. Tansiyon düşmesi olabilir ve ani kalp durmasıyla bile karşılaşabiliriz. Sindirim sisteminde ise bulantı, kusma, karın krampları, gaz, ishal olabilir, şişkinlik olabilir. Bazen hastalara sorarım ben, yani alerjik rinitle ya da astımla gelir, işte bağırsaklarda bir sorun var mı? Yok diye cevap veriyorlar hastalar, ama işte ara ara ishal, ara ara kabı sık gaz şikayetleriniz oluyor mu dediğimde çoğu kişi buna evet diye cevap verir ve sonunda da besin alerji testinde pozitiflik saptarız. Nörolojik olarak algı bozuklukları, bayılma, bilinç bulanıklığı, bilinç kaybı olabilir. Bu yine anafilaksinin en son dönemi olarak söyleyebiliriz. Evet, erişkinde besin alerjisi görüyor muyuz, değil mi? Bu konuşmamızın başlığı buydu. Sıklığı gittikçe artıyor. Erişkinlerin aslında %25'ten fazlası ya kendisinde ya da çocuğunda besin alerjisi olduğunu düşünüyor aslında. Diyorum ya, çok popüler bir konu besin alerjisi. Ve çoğu kişi de bunu intoleransla karıştırabiliyor besin alerjisini. Ama gerçek sıklığı öyle değil. Besin alerjisi şikayetiyle gelen 100 kişiden ikisinde besin alerjisinin gerçekten pozitif saptandığı görülmüş çalışmalarda. Ama ciddiyeti önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 200 ölüme kadar varabilen bir ölüm sıklığı var besin alerjisine bağlı. Kimler riskli grup besin alerjisi açısından? Tam olarak bu net değil aslında, kim de görebiliriz. Ama cinsiyet olarak kadınlar her zamanki gibi alerjik hastalıklar açısından ne kadar daha riskliyse besin alerjisi açısından da yine riskli. Her yaşta görülebilir. 80 yaşındaki hastamızda da besin alerjisi görebiliyoruz, ortaya çıkabiliyor. Bunu unutmamak lazım. Yani ben 50 yaşına geldim, bu yaştan sonra besin alerjim olur mu diye böyle bir şey yok. Her yaşta her türlü alerjiyi görebiliriz. Bir kere bunu iyi bilmek gerekiyor. Yaşanan ülkede yine beslenme alışkanlıkları iklim açısından önemli. Alerji gelişimi için Kuzey ve Batı Avrupa ülkelerinde Güney Avrupa ülkelerine göre daha sık görülüyor besin alerjisi. Biz birazcık hani doğu tarafında kalıyoruz. Biz orta değerlerde diyebiliriz Türkiye açısından. Eşlik eden alerjik bir hastalığın var olması, yani ürtikerin, atopik dermatitin, astımın var olması yine besin alerjisi açısından riskli olarak söyleyebiliriz. Yine ailede, ebeveynlerde, yakın akrabalarda, kan bağı olan akrabalarda besin alerjisi olması da kişide besin alerjisi ortaya çıkması için bir risk oluşturuyor. Neler peki erişkinlerde besin alerjisine neden olabiliyor? Biraz sonra diğer hocamız anlatacak polen besin sendromu diye. Eğer ki bir polen alerjiniz varsa başka bir besine de bununla ilişkili bir besin alerjiniz olabilir. Bunlardan en sıklıkla taze sebzeler alerjiye neden oluyor. Yine meyveler alerjiye neden olabiliyor. Özellikle tropikal meyveler en alerjik olanları diye söyleyebilirim. Bunun içinde kestanedir, muzdur vesaire, bunları sayabiliriz. Yine kuru, kabuklu kuru yemişler Türkiye'de çok tüketiliyor ve bunlara karşı alerji çok fazla. Özellikle ülkemizde fındık, ceviz sık gördüğümüz besin alerjenleri olarak söyleyebiliriz. Yine balıklar, kabuklu deniz ürünleri, yine Türkiye'de susamda ciddi alerjiye neden olabilecek besinler arasında. Şimdi şöyle bir olgumla yavaş yavaş sona doğru geliyorum. Dakikayı da bilmiyorum, siz bana belirtirseniz hocam dakikamızı ona göre konuşmamı sonlandırabilirim. Bir kadın hasta gelmişti polikliniğime. 36 yaşındaydı. Akut kurdeşeni vardı, yani ürtikeri ve dudaklarda, gözlerde şişme şikayetiyle başvurmuştu. Her gün akşam yemeğinde yediği karışık yeşil salata yemişti ve bundan 15 dakika sonra vücutta kaşıntı, döküntü ve dudaklarda şişme olduğunu söyledi. Bundan 2 gün sonra tekrar akşam yemeğinde aynı salatayı yedikten bu sefer 5 dakika sonra yine kurdeşen, dudaklarda şişme, ama bu sefer çok daha şiddetli bir reaksiyon. Bilinç kaybı, tansiyon düşüklüğüyle yakınları onu hastaneye acile götürüyor. Şimdi bunu tetkiki için de sağ olsun oradaki acildeki arkadaşlar alerji uzmanına gitmesini söylemiş ve hasta da bize geldi. Güzel bir anamnezden sonra cilt testi yaptığımızda hastanın tabii yedikleri ve diğer polen alerjisine baktığımızda hastanın ciddi şekilde
Kıvırcık, maydanoz, elma, yer fıstığı, şeftali alerjisi olduğunu tespit ettik. Bakın burada da ciddi şekilde maydanoza karşı alerjisi olduğunu saptadık hastanın. Evet, sonuç olarak erişkinlerde de besin alerjisi görülebilir. Her zaman tüketilen besinlere karşı zaman içinde alerjik reaksiyon gelişebilir. Bunu kesinlikle unutmamak lazım. Ben her gün bunu yiyordum, buna karşı alerjim olmaz diye bir şey yok. Alerji uzmanına gittiğinizde de mutlaka her gün yeseniz dahi her gün yediğiniz günlük besinleri söylemeniz gerekiyor. Bu tür şikayet olan kişilerin mutlaka immünoloji ve alerji hastalıkları uzmanına başvurmasını mutlaka öneriyoruz. Çünkü bunun sonucunda hayatı tehdit eden reaksiyonlarla karşılaşılabilir. Bunun önlenmesi ve tedavisi önemlidir diye sözümü bitirmek istiyorum. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Erhan Hocam, bu güzel konuşmanız için biz de çok teşekkür ediyoruz. Bu konuyla ilgili konuşmalar arasında sorulara yer vereceğiz. Onun için bizi izlemeye devam edin. Ben sıradaki konuşmacıyı davet etmek istiyorum. Sıradaki konuşmacımız Sayın Profesör Doktor Gülden Paşaoğlu Karakış. Bizlere erişkinlerde besin alerjisi tanısı nasıl konulur? Gıda intolerans testleri besin alerjisi tanısında koymada güvenli midir isimli konuşmasını sunacak. Kendisine teşekkür ediyoruz. Buyurun, buyurun Gülden Hanım. Çok teşekkür ederim Bülent Hocam. Ben de tekrar hepinize burada olduğunuz, bizi izlemeye geldiğiniz için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Şimdi ben de sizlere nasıl bir tanı koyacağız ondan bahsedeceğim. Bu besin alerjilerinde tanı gerçekten çok önemli. Çünkü gereksiz gıda kesimine neden olabiliyor. Yanlış tınlar konabiliyor. Ya da aslında ciddi bir gıda alerjisi var ama kişinin hayatını tehdit edecek düzeye gelebiliyor. Onun için doğru tanı bizim için çok önemli. Mutlaka deneyimli kişiler tarafından bu tanı sürecinin yürütülmesi gerekiyor. Ve belki de ayrıntılı bir hikayeyle belki bir günlük tutarak bu tanıyı sağlamaya çalışıyoruz. Tanıda hastalarımızın öncelikle şikayetlerini ayrıntılı inceledikten sonra deri testleri, kan testleri ve besin yükleme testleri yaparak tanıyı kesinleştirmeye çalışıyoruz. Besin alerjilerinde belirtilerin çıkış zamanı çok önemli. Özellikle ne zaman başladı, hangi belirtiler oldu, bunları çok ayrıntılı sormamız gerekiyor. Yakınmalar kişiden kişiye değişebiliyor. O ne kadar, o besini yedikten sonra ne kadar süre sonra başladı, ne kadar sürdü, şikayetler ilk ne zaman ortaya çıktı, her yediğinde tekrarlıyor mu, hep aynı tepki oluyor. Bunları hastamızla birlikte karşılıklı iyi bir iletişimde sorgulamamız gerekiyor. Yakınmalar genellikle o şüpheli besini yedikten hemen birkaç dakika sonra ortaya çıkıyor. Ferhan Hanım'ın da biraz önce gayet güzel size anlattığı gibi. Öncelikle yer yemez işte. Ağızda karıncalanma, kaşıntı, ciltte kızarıklık kaşıntı, işte dudakta, yüzde, boğazda şişlik, işte bulantı, kusma gibi belirtiler tanımladığında ya da çok daha ciddi bir reaksiyonda yutma güçlüğü, hırıltı, öksürük, nefes darlığı, baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü ya da baygınlık gibi çok daha ileri bir alerjik şok tablosu tanımladığı da hastanızın biz besin alerjisi olduğunu düşünüyoruz. Pardon, çok özür dilerim. Sunumda yanlış konmuş galiba. Çok özür dileyerek buradan çıkıp sunumu düzeltmek istiyorum arkadaşlar. İzninizle yanlış sunum yüklemişiz. Çok özür diliyorum. Hemen bunu çıkarıp. Allah, çok çok özür diliyorum. Çok özür dileyerek tekrar başlıyorum.
Şimdi bu sağlıklı kişilerde besini yendiği zaman bir takım antikorlar oluşuyor. İşte özellikle immunoglobulin G dediğimiz antikorlar oluşuyor. Bu antikorlar aslında kişinin o besini yediğini gösteriyor. Direkt alerji göstermiyor. Bizde alerji gösteren... çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Besin alerjisinde o besini yediğiniz anda immunoglobulin E antikoru dediğimiz antikorlar oluşuyor. O antikorlar biraz önce bahsettiğimiz alerjik belirtilere neden oluyor. Bu hikayeyi anlattığı zaman biz hastalarımızdan işte besini yedi ve kaşıntı, kızarıklık, işte bahsettiğimiz yakınmalar ortaya çıktığı anda deri testleriyle bunu desteklemeye çalışıyoruz. Deri testlerimizde bu bahsettiğim hassas kişilerde ortaya çıkan IgE antikorlarına bakıyoruz. Bu antikorları bakmak için o şüphelendiğimiz besinlerin ticari formlarını kullanabiliyoruz. Ya da taze besinlerle de bunu yapabiliyoruz. Polen benzerlik gösteren ve o protein benzerliği nedeniyle polen alerjisi olan kişilerde biraz sonra arkadaşımız ayrıntılı anlatacak. Benzer besini tükettiği zaman da alerjik reaksiyon gelişebildiği için yine polenlerle de solunum alerjenleriyle de test yapabiliyoruz. Burada o şüpheli besinleri olan kişilerdeki alerjenden biz ticari olarak elimizde hazır olan antikorları kişinin cildine damlatarak iğne ucuyla deriye temas ettirip deride 15-20 dakika sonra bu şekilde kaşıntı, kızarıklık gördüğümüzde o şüpheli besine alerjik bir duyarlılık olduğu immunoglobulin E antikorlarının varlığını tespit edebiliyoruz. Ya da bunu özellikle polenle ilişkili besin alerjilerinde, diğerlerinde de kullanabiliyoruz ama özellikle polenle ilişkili olanlarda taze sebze ve meyvelerde de aynı şekilde bu testleri yapabiliyoruz. Onun dışında kanda bu spesifik IgE'leri ölçebiliyoruz. Ama genellikle bunlar tek tek bir besine karşı ölçülebildiği gibi son zamanlarda aynı anda birçok besine karşı da ölçülebilen testler çıkmaya başladı. Ama bunlar şimdilik daha araştırma aşamasında sadece çok özel hastalarımızda tercih ediyoruz. Onun dışında immunoglobulin E antikoru ölçen halk arasında da gıda intolerans testi bilinen testlerde bize alerjik anlamda herhangi bir bulgu göstermiyor. Kişinin sadece onu tükettiğini gösteriyor. Tek başına deri testi pozitifliği olması da hiçbir zaman bize alerjiniz olduğunu göstermiyor. Mutlaka hastanın bize biraz önceki bahsettiğimiz alerjik belirtilerden bahsetmesi ve bu durumda şüphelendiğimiz bir besinle test yaptığımızda eğer pozitiflik bulursak o zaman bize yüksek olasılıkla alerji olduğunu gösteriyor. Tek başına deri testi, tek başına deri testinde olduğu gibi kan testiyle de tanı koymamız çok zor. Eğer negatifse de bu tamamen hastanın alerjisi olmadığını göstermiyor. Yüksek olasılıkla bizi alerjiden uzaklaştırıyor. Bizim sizlerin alerjiniz var diyebilmemiz için mutlaka o şüpheli besini tükettiğinizde herhangi bir alerjik belirtilerden bahsetmeniz ve test sonuçlarınızda eğer pozitif bulursak işte o zaman o besine alerjiniz olabilir diyoruz. İlgiye dışı erken olmayan ayrı bir mekanizmayla da besin alerjileri gelişebiliyor. O durumda da sadece sindirim sistemi bulguları oluyor. Genellikle IgE antikoru olmadığı için deri testi ve kan testi yapmamız gerekmiyor. Sadece belki endoskopiyle o yemek borusunda daralmaları görebiliyoruz ya da biyopside eozinofil dediğimiz alerjik hücreleri görebiliyoruz. O durumda da sorunlu besini hastanın diyetinden çıkardığımızda
aldığınızda da bulgular düzeliyorsa bize o besin alerjisi olduğunu destekliyor. Ama kesin besin alerjiniz var diyebilmeniz için hastadan aldığımız o şüpheli alerjik yakınmalarının olması, deri testlerinin pozitif olması ya da besin alerjisi olmayan non-ilgi aracılı alerjik reaksiyonlarda da belli bir süre o besini kesip tekrar yedirdiğinizde semptomların ortaya çıkması ve her yiyişte de tekrar belirmesinde o şüpheli besinle mutlaka besin yükleme testleri yapmamız gerekiyor. Yani altın standart yöntemimiz bu besin yükleme testleri. Bunları yapabilmemiz, bu testte de kişiye şüphelendiğimiz besini önce çok düşük dozda başlayıp yavaş yavaş artırarak herhangi bir alerjik tepki geliyor mu ona bakıyoruz. Yalnız bu testlerde oldukça riskli testler olup mutlaka hastane ortamında tecrübeli kişiler tarafından, alerji uzmanları tarafından yapılması gerekiyor. Bu işlem sırasında o ciddi alerjik şok tablosu olma riski var. O nedenle çok dikkatli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Kişinin anlattığı öyküde daha önce alerjik şok tablosu varsa da hiçbir zaman bu besin yükleme testlerini yapmıyoruz. Bir de ben size gıda intolerans testlerinden bahsetmek istiyorum. Son zamanlarda çok fazla bize soruluyor. Birçok hasta karşımıza bu testlerle geliyor. Bu testler aslında bizim besin alerjilerinde bize yardımcı olmayan, hiç tercih etmediğimiz testler. Besin reaksiyonları, alerjik reaksiyonlar ve alerjik olmayan reaksiyonlar şeklinde gelişiyor. Besin alerjisinde ilgi aracılı olmayan reaksiyonlarda gelişirken alerjik olmayan reaksiyonları biz besin intoleransı diyoruz ve bunlar genellikle işte enzim eksikliklerinden ya da toksik nedenlerle şu anda son zamanlarda çok kullanılan katkı maddeleri, tatlandırıcılar, koruyucular nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Bunların ayrımını çok iyi yapmamız gerekiyor. Burada gelişimli bağışıklık sisteminin herhangi bir rolü yok. Besinlerde işte bulunan tatlandırıcılar, katkı maddeleri ile ortaya çıkıyor ve belirtiler de sadece genellikle işte bulantı, kusma, karın ağrısı, midede şişlik, gazlık, gaz, ishal gibi belirtilerle beraber baş ağrısı, huzursuzluk, sinirlilik, migren, fibromiyalji gibi belirtiler oluyor beraberinde. Burada hastalar az miktarda tolere edebilirken miktarı arttıkça tolere edemiyor ve genellikle de reaksiyonun şiddeti hiç değişmiyor. Hayatı tehdit etmiyor ama alerjik olaylarda hızla ortaya çıkıyor ve gittikçe ilerliyor. Her tükettiğinde, her seferinde reaksiyon daha da şiddetleniyor ve hayatı tehdit edici boyuta gelebiliyor. O nedenle besin intoleransından besin alerjilerini çok iyi ayırt etmemiz gerekiyor. Burada besin intoleransında da özellikle sorunlu besinin belirlenmesi gerekiyor ve belirlendikten sonra da o sorunlu besinin kesilerek semptomların düzelmesi ve yeniden verildiğinde başlaması bize tanıda yardımcı oluyor. Normalde herhangi bir laboratuvar testleri bize kesin tanı koydurmuyor. Bahsettiğimiz gıda intolerans testlerinde besinle özgü immünoglobulin E'ler ölçülüyor. Bunlar kişinin hastalığı ya da klinik belirtileriyle uyumlu testler değil. İlgi düzeyi de kişinin daha önce o besinle karşılaştığını, maruz kaldığını gösteriyor ki tabii çok sık tüketilen besinler oluyor. O nedenle de immünoglobulin G düzeyleri besin alerjilerini göstermede yardımı olmayan, henüz kanıtlanmamış ve tanı açısından da kullanılması önerilmesi testler oluyor. Evet, sonuç olarak besin alerjisinin tanısını çok iyi koymamız gerekiyor. Yönetimini çok düzgün yapmamız gerekiyor. Bunu da mutlaka deneyimli alerji uzmanlarının yapması gerekiyor. Her hastanın ayrı ayrı değerlendirip, her hastaya göre hangi besin alerjisinden bahsediyorsa tipine göre testlerini uygulamamız gerekiyor. Ve mutlaka alerji uzmanları tarafından bunların yapılması gerekiyor.
yanlış tanımlar hastada tamamen gereksiz diyet uygulamalarından birçok gelişme bozukluklarından tutun işte birçok vitamin mineral eksikliklerine neden olabiliyor. Eğer doğru tanı konulmazsa da anafilaksi dediğimiz çok ciddi bir hayatı tehdit eden tablodan da hastanın kaybına neden olabiliyor. O yüzden mutlaka alerji uzmanları tarafından dikkatli bir şekilde değerlendirilip tedavi edilmesi gereken bir durum. Hepinize bu güzel bahar gününde bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Slaytlardaki aksilikten dolayı da hepinizden tekrar çok özür diliyorum. Evet, ekleyelim. Şimdi bundan sonraki sorulara geçelim isterseniz Bülent Hocam. Birlikte hocam. Sorulara bir bakalım. Evet, şu anda henüz sorumuz yok. O zaman biz konuşmacı arkadaşlarla konumuza devam edelim. Şimdi sırada sevgili Profesör Doktor Bülent Bozkır arkadaşımız size ne zaman erişkin alerji uzmanına gitmeliyiz? Ondan bahsedecek. Buyurun Bülent Hocam, siz dinliyoruz. Evet. Sayın Başkanım, sevgili hastalarımız, hasta yakınlarımız, konuyla ilgili sevgili izleyicilerimiz ve burada hep beraber sunum yaptığımız değerli meslektaşlarım, hocalarım, öncelikle hoş geldiniz. Ben bugün sizlere erişkinlerde besin alerjisinde ne zaman erişkin alerji immünoloji uzmanına gitmeliyim sorusuna yanıt vermeye çalışacağım. Besin alerjisinin öneminden biraz önce arkadaşlarımız bahsettiler. Günlük tükettiğimiz besinlere karşı ortaya çıkan birçok reaksiyon var. Bunlara istenmeyen besin reaksiyonları deniyor. Bunların büyük çoğunluğu besinin kimyasal, metabolik, toksik etkilerine bağlı ortaya çıkıyor. Şikayetler benzer olduğu için de birbirleriyle sıklıkla karıştırılıyor. Gerçek alerjilere çok nadiren rastlanıyor. Çocukların %5 ile 8'inde, yetişkinlerin ise ortalama %2'sinde besin alerji görülmekte. Erken tedavi edilmezse daha sonraki yıllarda ciddi olumsuzluklara, bazen ölüme sebebiyet verecek ciddi reaksiyonlara yol açabiliyor. Bazı besinlere karşı gelişen alerjiler zaman içerisinde düzelme gösterirken bazıları çok uzun yıllar, hatta yaşam boyu devam edebiliyor. Burada doğru teşhis çok önemli ve mutlaka bir alerji uzmanı tarafından yapılması gerekiyor. Alerjiye sık neden olan besinler, biraz önce Ferhan Hocam da bahsetti, birçok besin var. Bunlar alındığı zaman vücudun değişik yerlerinde değişik şikayetler ortaya koyabiliyor. Bu durumda hemen bir alerji uzmanına başvuruluyor. Alerji uzmanımız, Gülden Hanım hocamızın da bahsettiği gibi yaptığı bir takım alerji testleriyle teşhise ulaşıyor, tanıya ulaşıyor. Ve kesin teşhisin konulmasından sonra en az ilaçla en doğru tedavi alerji, immünoloji uzmanı tarafından yönetiliyor. Teşhis doğru konulmadığı takdirde gereksiz yere ilaç, bir takım ilaç yan etkileri, sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Yine alerji uzmanları dışında bazı hekimler tarafından alerji aşıları uygunsuz ve gereksiz şekilde kullanıldığı zaman yetişkinlerde istenmeyen hatta ölümcül bir takım sorunlara neden olabiliyor. Besin alerjisi teşhis edilmiş kişilerde de semptomlar, özellikle şiddetli semptomlar asla görmezden gelebileceğimiz bir durum değil. Bazen bu hastalar kendilerini evde tedavi etmek istiyorlar. Ancak durumdan emin değilse, bunlar normalde yaşamadığımız belirtilerse muhakkak alerji uzmanıyla devam etmemiz gerekiyor. Biraz önceki bahsettiğim bahsettiklerim sonrası diyebileceğimiz şu, gerek tanıda, gerek tedavide, gerekse takipte muhakkak bir alerji uzmanıyla yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Biz üniversitelerde de öğrencilerimize, hocalarımıza ders anlatırken alerjik şok geçiren hastaların, tanı güçlü ve şüphesi olan olgularımızda, birçok besin alerjisi olan hastaların, diyete yanıt vermeyen hastaların ve eşlik eden birçok alerjik hastalığı olan hastalarımızın alerji uzmanları tarafından takip edilmesi gerektiğinin uygun olduğunu söylüyoruz, anlatıyoruz. Peki hangi durumlarda
alerji uzmanına başvuracağız. Randevu almak için alerji uzmanını arayacağız. Eğer alerjiniz olabileceğine inandığınız besinleri diyetinizden çıkarttıysanız, mesela ben şu besini tükettim ama bu besin bana şöyle şöyle zarar veriyor. Her bu besini aldığımdan sonra bir takım sıkıntılarım ortaya çıkıyor deyip bu besini artık tüketmiyorsanız, bazı besinleri yedikten sonra ağzınız kaşınıyorsa, yemek yedikten sonra düzenli olarak sindirim şikayetleri, bulantı gibi, karın krampları gibi, kusma veya ishal gibi şikayetler yaşıyorsanız, yemek yedikten sonra düzenli olarak saman nezlesi semptomları yaşıyorsanız, bunlar neler? Burunda kaşıntı, hapşuruk, akıntı, tıkanıklık gibi. Yemek yerken yutma güçlüğü ya da midede bir ekşime belirtileri yaşıyorsanız, yiyeceklerle ilişkili olabileceğini düşündüğümüz bir şikayeti düzenli olarak yaşıyorsanız, bu şikayetler besin alerjilerini, besin intoleranslarını ve yemek borusunu etkileyen ezonofilik ezofajit gibi iltihabi bir duruma, irritable bağırsak sendromu gibi bir duruma işaret edebilir. Bu durumda uzmanınızdan randevu alıp o şekilde takip edilmeniz gerekir. Ancak bazı durumlarda alerji doktorunuza hemen ulaşmanız gerekiyor. Bu ne zaman oluyor? Eğer yemek yedikten sonra dudaklarınızda ya da dilinizde bir şişlik yaşıyorsanız, yemek yedikten sonra hırıltı ya da nefes almada güçlük çekiyorsanız, vücudunuzun geniş bir bölgesinde yemek yedikten sonra ortaya çıkan kızarıklıklar oluşuyorsa, yemek yedikten sonra ağrılı, kanlı ishal, kusma oluyorsa, bu şikayetleriniz genellikle besinlerle tekrar karşılaşınca anafilaktik alerjiye, anafilaktik şok dediğimiz ciddi hayatı tehdit edecek bir duruma dönüşme potansiyeline sahip besin alerjisini işaret ediyor. Bu durumda hemen alerji uzmanına ulaşmalı. Yapılan tanısal bir takım tetkikler sonrası tanının konması ve acil tedaviye başlanması gerekebiliyor. Şiddetli sindirim şikayetleri durumunda ciddi bir sıvı kaybı söz konusuysa, ayrıca hastanın hastaneye alınması, sıvı desteği tedavisinin de uygulanması gerekebiliyor. Bazı durumlar vardır ki burada artık randevu değil, direkt 112 acil durum numarası aranmalı ve acilen hastaneye başvurmanız gerekiyor. Bu ne zaman olacak? Eğer ki nefes almada zorlukla birlikte vücutta kızarıklık, dudak ya da dilde şişlikler yaşıyorsa, yemek yedikten sonra bilinç değişiklikleri oluyorsa, yemek yedikten sonra iki veya daha fazla vücutta ciddi bir sıvı kaybı söz konusuysa, şişme, ayrıca düşük tansiyon, kalp atışlarınızda değişiklik ve şiddetli sindirim semptomları, şikayetleri yaşıyorsanız, yemek yedikten sonra astımınız varsa, yemek yedikten sonra kurtarma ilacına yanıt vermeyen bir astım atağı geçiriyor, beraberinde cilt semptomları da şişlikler, kızarıklıklar da eşlik ediyorsa, işte bu semptomlar anafilaksi dediğimiz ciddi, hayatı tehdit edici bir durumun belirtisi olabilir. Bu durumda hemen acil durum numarasını arayıp hemen hastaneye başvurmanız gerekebilir. Biraz önce hep hastanelere başvurmaktan, doktorlara başvurmaktan bahsettik. Bir besin alerjimiz var. Ne zaman evde tedavi yeterli olur? Bir de bu soruya yanıt vermeye çalışalım. Vücudunuzun küçük bir bölgesinde, başka semptom olmadan, solunum şikayeti, kalple ilgili şikayetler, sindirim şikayetleri olmadan, sadece kızarıklık varsa, bu durumda kendinizi evde tedavi edebiliyorsunuz. Birçok kişi kızarıklıkların tek nedeninin besin alerjileri olduğunu düşünüyor. Burada birçok başka tetikleyici de olabiliyor. Sıcak, soğuk, stres, ilaçlar, enfeksiyonlar, bazen de egzersiz. Bunların aradan çıkartılması gerekiyor. Ayrıcı tanıda da muhakkak bir alerji uzmanıyla uzmanına danışmalı ve onun fikrini almalısınız. Yine bazı durumlarda, özellikle besin alerjilerinde, tek başına besin herhangi bir reaksiyon ortaya koymayabiliyor. Besin sonrası, yapılan egzersiz sonrası alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabiliyor. Bu durumda da yine alerji uzmanına başvurup bir yardım almanız gerekebiliyor. Vücudun çoğunu kaplamayan, şiddetli reaksiyonun diğer semptomlarıyla ortaya çıkmayan, sadece hafif kızarıklık durumları, kaşıntı, şişmeyi azaltmak için reçetesiz de satılabilen kaşıntı ilacı denilen antihistaminiklerle kendinizi tedavi edebilirsiniz doktorunuzun reçet ettiğine. Ancak döküntüleriniz birkaç doz bu ilaca yanıt vermiyorsa ve ciddi bir rahatsızlığınız ilerleyecek şekilde devam ediyorsa, bu durumda alerji uzmanına başvurmanız gerekir. Son söz olarak, ilk başta önemsiz görünen besin alerjisi semptomları bazen tıbbi bir acil duruma dönüşebiliyor. Belirtilerin hızla kötüleştiğini fark edersiniz veya nefes almakta güçlük çekiyorsanız hemen doktora başvurmalısınız, yardım almalısınız. Her ne kadar her şey yolunda gitse de, belirtileriniz o kadar kötü görünmese de, bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyorsanız, öyle bir duygunuz varsa,
yine bir alerji uzmanına başvurmanız gerekebilir. Ben katılımınız ve ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Sorularınız olursa memnuniyetle yanıtlamaya çalışacağım. Çok teşekkür ederim. Evet, bir soru gelmiş sanırım. Aslı Hanım'dan. Merhaba, alerji testleri bulunmadığında örneğin kayısıya, çileğe nasıl test yapılıyor? Bu durum, bu bana gelen bir soru herhalde. Bu durumda eğer elimizde o ticari solüsyon yoksa sıklıkla zaten taze sebze ve meyveyle bu testlerimizi yapıyoruz. Eğer kayısıyı siz getirdiğinizde ya da işte bulundurarak gerek kayısı, gerek çilek, gerek diğer meyve ve sebzelerle taze besinden iğne ucunu alıp deri dokundurarak orada herhangi bir kızarıklık, kaşıntı var mı? Ona bakarak deri testiyle bunu tespit etmeye çalışıyoruz. Ama burada önemli olan sizin gerçekten kayısıya ya da çileğe alerjik bir tepki öykünüzün olması. Öyle bir tepki varsa o zaman deri testi yaptığımızda da pozitif buluyorsak bazen bunu kandaki alerji testleriyle de destekleyerek tanıya gidiyoruz. Ama en kesin tanıyı da size direkt kayısı ya da çileği düşük dozlarda başlayıp yavaş yavaş artırarak hastane ortamında dikkatli bir şekilde yedirerek de netleştiriyoruz. Bir sonraki sorumuz da Ümit Bey'den gelmiş. Alerji testleri yapılırken de alerjik şok geçirilir mi? Olursa nasıl, nerede ve kim müdahale etmelidir? Buyurun hocam. Ben de tamam. Evet, alerji testleri yapılırken alerjik şok gelişme riski var gerçekten. Mutlaka o yüzden deneyimli kişilerin yapması gerekiyor. Hastane ortamında müdahale edilebilecek bir ortamda yapılması çok çok önemli. Yoksa bahsettiğimiz alerjik şok tablosuna kadar olay ilerleyebilir. Ama bu bizim hastalarımızı çok korkutmasın. Evet. Sonuçta biz bütün önlemlerimizi alarak bu testi yapıyoruz. Bir takım alerjik reaksiyonlar gelişebiliyor ama bunlar anafilaktik şok dediğimiz ciddi hayatı tehdit edici duruma gelmeden biz kliniğimizde bunlara müdahale edebiliyoruz. Bu konuda da benim kliniğimde ya da birçok konuştuğum alerji doktoru arkadaşların kliniğinde de ciddi alerjik reaksiyon gelişip yoğun bakıma kadar giden hastalarımız olmuyor. Çok ciddi gıda alerjilerinde. Bilmiyorum diğer arkadaşların bu konuda tecrübesi nasıldır. Mevcut şikayetler başlıyor. İşte hastalara gıdalar veriyoruz. Bir süre sonra hastalarda patlar şekilde öksürükler, oksijende bir miktar düşmeler, vücudun değişik yerlerinde kızarıklıklar başlar başlamaz. Bunu görür görmez biz yanımızda bulundurduğumuz adrenalini bacağının yan tarafına, kas içerisine ya da değişik yerlerine, koluna uygulayarak ve bir takım alerji ilaçları, kortizonlar, bir takım destekleyici tedavilerle hastayı kısa sürede toparlıyoruz. Ve hastayı da ortalama 8 saat kadar hastanede tutarak herhangi bir reaksiyon gelişmediğini görüp evine gönderebiliyoruz. Bazı durumlarda bir gece hastanede de yatırdığımız oluyor ama yani çok ciddi, hayatı tehdit edici bir durum söz konusu değil. Bu hastalarımızı bu testlerden geri koymasın. Evet, o testleri zaten yaparken de biz öncelikle çok düşük dozda başlayıp yavaş yavaş artırdığımız için daha o ilk dozlarda tepki olduğunda da tepkiler genelde çok daha hafif oluyor. Belki öncelikle hafif bir kaşıntı, kızarıklık şeklinde oluyor. Daha ilerlemeden hemen müdahale edince de o ciddi şok tablosundan da koruyabiliyoruz. O nedenle çekinmeden rahatlıkla yapılabilecek bir testler. Evet, şimdi Kadir Bey'den bir soru var. Yani erişkinlerde kuru sebze ve meyve arasında ve pişmiş çiğ yiyecekler arasında alerji yönünden fark var mı? Şöyle, erişkinlerde biz bunu cevaplandırmak isteyen var mı? Devam edeyim mi? Ferhan Hocam cevaplamak ister mi? Ferhan Hocam isterseniz. Tabii cevaplayabilirim. Pişirmek tabii ki protein yapısını bozacağından besinin alerjik özelliğini değiştirebilir.
bazı besinleri pişirmekle alerjik özelliği kaybolabilirken bazı besinleri ısıtmakla ya da kavurmakla alerjik özelliği artabilir. Bunlardan mesela en bizim toplumumuza uygun olan yer fıstığı. Yer fıstığı kavruldukça alerjik özelliği artar. Mesela çiğ yediğinizde belki çok hafif bir belirti olurken kavrulmuş ya da soslu yediğinizde çok daha ciddi bir besin alerjisiyle karşılaşabilirsiniz. O yüzden buna çok dikkat etmek gerekiyor. Genellikle pişmiş sebzelerde alerjik reaksiyon çok fazla görülmemekle birlikte yine ıspanak gibi besinler şeylerini alerjik özelliklerini kaybetmiyorlar. Ispanak, yeşil fasulye alerjik özelliğini kaybetmiyor. O nedenle hani ben bunu çiğ yedim, alerjim var, bir de pişirip deneyeyim dediğinizde hani ciddi bir reaksiyonla karşılaşabilirsiniz. Bir ekleyeceğim şey de şu, dondurulmuş ve taze, yani dondurulmamış ya da taze aynı gıdanın reaksiyonu. Bazen kabuklu deniz ürünlerinde özellikle karides gibi ki böyle bir vakam vardı. Dondurulmuş karideste yapılmış bir güveç yediğinde daha az reaksiyon verirken taze karideste ciddi anafilaktik reaksiyon vermişti. Hani bunu da akılda bulundurmak lazım. Besin alerjisi ciddi bir olay. Hani hafife almamak gerekiyor. Hani bunu tekrar vurgulamak isterim. Burada isterseniz Seçil hocamızdan da bir şey yorum alabiliriz. Polen alerjili hastalardaki besin tepkileriyle ilgili bir şey eklemek ister misin Seçil'ciğim? Tabii Gülden hocam. Bu çiğ yiyecekler tabii polen besin sendromunda, yani polen ilişkili besin alerjilerinde buna neden olan besinlerin, bitkisel besinlerin yapısının bu ısıtmaya ve pişmeye genellikle duyarlı olması nedeniyle pişirilmiş gıdaları hasta tolere edebilirken çiğ formlarını sorun yaşayabiliyor çiğ formlarıyla. Bu özellikle polen besin alerjisi sendromunda gördüğümüz bir durum. Ama bu da her zaman bir kural değil. O yüzden hastanın mutlaka hekime bu konuda, eğer pişmiş formu tolere ettiğinden emin değilse hekimine danışıp hani bunların testlerinin yapılıp bunun doğrulandıktan sonra ancak pişmiş formu tüketmesini öneriyoruz. Çok teşekkür ederiz Seçil Hocam. Teşekkür ederim. Sıradaki soru Simge Hanım'dan gelmiş. Çocukken yediğim yumurtayı şimdi yiyemiyorum. Sabahki oturumlarda genetikten bahsedilmişti. Acaba yaş yönünden mi etkileniyorum yoksa sonradan alerji mi oldum? Olabiliyor mu diye sormuş. Ferhan Hocam ne dersiniz buna? Evet, konuşmamda da bahsettiğim gibi sonradan alerji olabiliyoruz. Alerjinin yaşı yok. Yani alerjinin ortaya çıkması için ister besin ister ilaç fark etmiyor. Alerjinin yaşı yok. Her yaşta ortaya çıkabilir. Yumurta alerjisi de hakeza öyle. Yine toplumda en sık gördüğümüz alerjilerden bir tanesi yumurta alerjisi. Çocuklarda daha sık olmakla birlikte erişkinlerde de yumurta alerjisini çok fazla görüyoruz. Yine burada bir vakamdan bahsetmek istiyorum. 35-40 yaşlarında bir hastamdı. Rahatlıkla yumurtayı tüketebilirken daha sonra yumurtayla mide bulantıları başlıyor. Yumurtayı kendiliğinden terk ediyor. Yani sevmiyorum diye bahsediyor. Çocuklarına yumurta haşlarken o yumurtanın dumanıyla, buharıyla nefes darlığının olduğunu fark etmiş. Önce böyle başlıyor. Daha sonra yumurtayı soyarken ellerinde şişme. Kendisi yemiyor ama çocuklarına kahvaltı hazırlıyor ve yumurtayla temas sırasında ellerinde şişme olduğunu fark edince bize geldiğini, bizim yaptığımız testlerde çok ciddi yumurta alerjisi tespit ettik. Yani alerji her yaşta görülebilir. Besin alerjisi de aynı şekilde. Sonradan besin alerjisi olabilir. Bunun gibi aslında çok vereceğim örnek var da hani süreler yetmez. Öyle diyeyim. Süt alerjisi, buğday alerjisi, hani ileri yaşlarda, hani daha önce rahatlıkla tüketip 50'li 40'lı yaşlarda alerjik reaksiyon geliştiren pek çok hastam var. O yüzden olmaz dememek gerekiyor. Hocam benim de çok ilginç, çok teşekkür ederim yanıtınıza. Benim de ilginç bir hastam vardı. Şöyle ki benim hastamın buğday alerjisi vardı. Çok ciddi. Anafilaktik şok. İlginç olarak sadece belli yumurtaları tüketebiliyordu. Hatta biraz derinlemesine araştırıldığı zaman bu şiddetli sıkıntıya yol açan yumurtaların buğdayla beslenen tavukların yumurtası olduğunu tespit ettik. O şekilde
buğdayla beslenmeyen tavuk yumurtalarını tüketmeye başlayınca sıkıntılara geçti. Yani ilginç olarak onların yediği gıdalar da bir şekilde yumurtalara sirayet edebiliyor. Yedikleri evet. gıdaların da bu şekilde evet. etkileri ortaya çıkabiliyor. Yine de hocam bu eğer bir alerjik reaksiyon geçtiyse bunu kendi kendilerine test etmesinler bence hastalarımız. Böyle bir alerjik reaksiyon olduğunda mutlaka immünoloji alerji uzmanına başvursunlar. Çünkü neyin alerji yapıp neyin alerji yapmadığına karar vermek gerçekten çok zor. Hani sonuçları riskli olabilir. Hani o nedenle böyle bir şey olduğunda yine de hani bizlere başvursunlar dememiz hani uygun olacaktır sanırım. Ferhan Hocam, yine Simge Hanım, bende olduğuna göre gebeyim, çocuğumda da olabilir mi bu evet. acaba diye sormuş. Tabii alerjik hastalıklarda en büyük risk faktörü genetik yatkınlık. Ailede alerjik kişi varsa hani alerji olma ihtimali yüksek demiştik. Eğer ki annede yani tek ebeveynde alerji varsa çocukta alerji gelişme riski %25-30'lara eğer iki ebeveynde hem anne hem babada alerji varsa bu %60'lara kadar çıkabiliyor bebekte alerji olma riski ama sizde yumurta alerjisi var diye çocuğunuzda yumurta alerjisi olacak diye bir şey yok. Herhangi bir alerji olabilir ama ihtimali de dediğim gibi hani %25'te %30 civarlarında seyrediyor. Hani buna göre dikkatli olmakta fayda var. Özellikle hani anne sütüyle beslemek, çocukça arkadaşlarımız kesinlikle anlatmıştır. Anne sütüyle beslemek, bebeğinizi sigaradan uzak durmak hem hamilelik esnasında hem hamilelik doğum sonrasında hani bu riskleri bir tık da olsa azaltacaktır. Evet, bebeğiniz hayırlı olsun şimdiden. Hayırlı olsun. Sorumuz var mı? Başka sorumuz yoksa Sayın Başkanım, sonraki oturuma geçelim mi? Sonraki oturumdaki evet, sonraki konuşmacıya geçelim. Sonraki konuşmacımız sevgili Emel, Konya Şehir Hastanesi'nden katılıyor. Evde ve ev dışı ortamlarda dikkat edilmesi gereken noktaları bize anlatacak. Konuşmasını sunmak üzere kendisini davet ediyorum. Buyurunuz. Ben de bu toplantıda bana görev verdiği için değerli hocalarıma ve bizi izlediği için hasta ve yakınlarımıza çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ben de kısaca besin alerjilerinden bahsedildi. Peki bundan sonra ne yapacağız? Evde ne yapacağız? Ev dışı ortamlarda ne yapmamız gerekiyor? Size bunlardan bahsetmek istiyoruz. Sonuçta besin alerjisi dediğimiz zaman belirli besinleri tükettikten sonra ortaya çıkan ciddi hatta hayatta yaşamı tehdit eden reaksiyonlara neden oluyor. Şimdi bizim bu besin alerjisi tanısı konulduktan sonra yapmamız gereken ilk strateji sorumlu besinden kaçınmak. Yani alerjinin ilk tedavisi de öyle. Alerjinin olan şeyden mümkün olduğunca kaçınmamız gerekiyor. Devam edelim. Ciddi alerjik bu besin alerjik reaksiyonlarının büyük çoğunluğu besin tüketimini takip ettikten sonra ortaya çıkarken hani bir kısım bu besin alerjilerinde sadece tüketime bağlı değil. Demin de Ferhan hocamın söylediği gibi temas ya da solunum yoluyla da kişide ilgili reaksiyonlara neden olabiliyor. Bundan dolayı da hani bu kısımlara da dikkat ederek evde ve ev dışında ne yapmamız gerektiğini anlatmak istiyorum. Devam edelim. Yine burada yani bizim en önemli hedefimiz suçlu alerjenden kaçınmak. Birinci stratejimiz. Tabii bu erişkinlerde çocuklara göre daha kolay ama gene de yapılan çalışmalarda da hem de kendi hastalarımızdan gözlemlediğimiz gibi gerçekte kaçınmak hem zor hem de gerçekten kapsamlı bir hasta eğitimi gerektirmektedir. Hastalarda tabii besin alerjisi tanısı aldıktan sonra hayatım nasıl olacak? Yani besin alerjisi alan çoğu insan normal bir hayat yaşayabilir hani ama hayatında mutlaka belli değişiklikler yapması gerekiyor. Bir besin alerjisi planı oluşturup bu planı takip etmemiz gerekiyor. Çünkü demin de hocalarım dediği gibi hayatınız boyunca besin alerjiniz devam edebilir. Yani bir kısmı geçici olabilir ama çoğu besin alerjisi zaten şiddeti azalarak da olsa devam edebiliyor. Peki ne kadar dikkatli olmam gerekiyor? Yani
tamam benim bu besin alerjim var, ne kadar yemem gerekiyor? Hiç mümkün olduğunca hiç yememeniz. Özellikle ciddi bir alerjik reaksiyonunuz varsa hani az bir miktarda da yemekten kaçınmanız gerekiyor. Çünkü ne kadarının sizi alacağınız besini, ne kadarının alerjik reaksiyonu tetikleyeceğini bilmek genellikle mümkün olmayabilir. Bir de demin de bahsedildiği gibi bu besinle ilgili tetikleyicileri bilmek gerekiyor. Mesela buğday alerjisi olup egzersiz yapıldıktan sonra bu bazı tip alerjilerde gıdayı tükettikten sonra üzerine egzersiz yapılırsa ciddi alerjik reaksiyonlar olabilir. Hani bunların da dikkat edilerek ya o gıdayı egzersizden önce yememek, ya çok önce yemek ya da sonra yemek gibi, ya da mümkün olduğunca o gıdayı diyetten çıkarmak gibi çözüm önerilerinde bulunması gerekiyor hastanın. Şimdi kısaca evde ne yapmalıyım? Birinci olarak tabii ki birinci şeyimiz yapacağımız o gıdanın besinin eve girilmesini engellemek. İkincisi aile bireylerinin eğitimi. Sadece ilgili besin alerjisi olan kişi evde yaşamıyor. Diğer aile üyeleri de o besini tüketmek isteyebilir, tüketebilir. Besin tüketimiyle diğer ona karşı hani koruyucu önlemleri diğer aile bireylerinin de uygulaması gerekiyor. Hasta her zaman herhangi bir ortamda beklenmedik bir reaksiyonu tedavi etmeye hazır olması gerekiyor. İşte bunun için de aile üyelerinin eğitimi ve evde güvenli yemekler hazırlanması gerekiyor bu hastalar için. Yani evde de katı kaçınma kurallarını uygulayacağız. Şimdi besin alerjisi tüm aile bireylerince bilinmesi gerekiyor. Alerjik olan yiyecekler mümkün olduğunca evde tutulmamalı. Yine bu yiyeceklerle çapraz reaksiyon yapan, yani o yiyecekle farklı bir besin aldığın zaman o yiyeceğe benzer reaksiyon oluşturan gıdalar da evden uzak tutulması gerekiyor. Burada şimdi yemek hazırlarken birincisi güvenli yemek hazırlama. İlk önce alerjik bireyin yemeğinin hazırlanması gerekiyor. Yani alerjik bireye özgü kapların kullanılması, ilk alerjik bireyin yemeğinin hazırlandıktan sonra alerjik bireye özgü kaplarda saklanması, belirli bir yiyecek kaplarının belirlenmesi gerekiyor. Devam edelim. Özetle yani şunu diyeceğim. Önce güvenli yemeğin hazırlanması, yani alerjik bireyin hazırlanması, bu diğer yemeklerin bulaşların önlenmesi için diğer yemeklerle, yani alerjiye neden olabilecek gıdalarla bulaşın önlenmesi için yiyecek kaplarının kapalı tutulması ve yalnız alerjisi olan kişi için özel yiyecek kaplarının belirlenmesi gerekiyor. Tamam, bu şekilde yemeği yaptık. Peki şimdi evde farklı yemekler de yapılıyor. İlk önce belirlenen yemek yapıldı. Mesela alerjik bir gıdayla yemek yapıldı. Bundan sonra o mutfağın temizlenmesi gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar genellikle yurt dışında fıstık ile yapılmış ama basit bu şeyler, ticari mendiller, standart temizleyicilerle temizlemek de alerjeni ilgili mesela mutfak tezgahını uzaklaştırdığını göstermiş. Gene yemek yapan kişinin hem sıvı hem kalıp sabunlarla yıkadığı zaman ellerini, gene alerjenin uzaklaştığını, hani güvenilir yemek yapıldığını göstermiş. Yani kişi, ilgili yemek yapan kişi de mutlaka alerjik birey için mutfağın temiz ve ellerinde herhangi bir diğer yemeklere dokunduysa kanıtının olmadığını bilmesi gerekiyor. Demin de bahsedildiği gibi, yani evde çiğ mi pişmiş mi yemekler, bazı durumlarda çiğ yenen reaksiyon oluşturuyor ama işte pişirsem reaksiyon oluşturulabilir mi şeklinde. Hani bu belirlenmiş kişi o tolere edebilir dediğimiz gıdayı pişirdikten sonra reaksiyon olmadan yiyebileceği, mesela bunu en çok süt ürünleri, yumurta, meyve ve sebzelerde görüyoruz ama bunu tabii ki kişi kendi denememesi gerekiyor. Yani bunu ilgili uzmanın gözetiminde, hani ne kadar yiyebilir, hangi fırınlanmış ya da pişirilmiş gıda yiyebilir, İşte kontrollü bir besin provokasyonu ile belirlenmesi gerekiyor. Yine hani erişkinlerde bunu yapmak bizim için daha kolay. Çünkü hem
kişi semptomunu söyleyebildiği için hani biz burada kişiyi gözleyerek hem düşük miktarlarda yine küçük bileşenler katarak kek ya da kurabiye gibi ürünlerle pişirerek hani o gıdayı artık yiyebilir hale geldiğini görebiliriz. Ama tabii bunları ilk önce ilgili uzman şeyinde kliniğinde değerlendirilip ondan sonra evde şey yapmamız gerekiyor. Demin de hocalarımın bahsettiği gibi alerjene dokunmak. Şimdi kişi ilgili gıda yemiyor ama deminki ev hanımı örneğinde olduğu gibi çocuklarına yumurtaya ya da ciddi patates alerjisi var, patates hazırlamak zorunda. Bu gıdaya besine dokunması ondan sonra kurdeşen gibi lokalize cilt reaksiyonlarına neden olabileceği gibi aynı zamanda dokunduğu gıdadan sonra ellerine, ağzına, burnuna dokunması da yine rinit, solunumsal gıdalar ya da direkt soluması da astım benzeri semptomlara neden olabilir. Yani kişi alerjik olan gıdalara da dokunmamaya özen göstermesi gerekiyor. Yine bir de solunması var. Devam edelim. Yine besin parçacıklarının solunması. Bu da işte buharda pişirme, kaynatma, kızartma, rendeleme gibi işlemlerle de çok hassas kişilerde, ciddi alerjik kişilerde potansiyel olarak reaksiyonu tetikleyebilir. Hani mümkün olduğunca bunları kişinin kendisinin yapmaması, evde bu gıdaları uzak tutması gerekiyor. Devam edelim. Tabii ki bir de ülkemiz için hani paketli ürünleri, eve getirdiğimiz paketli ürünleri de mutlaka besin etiketlerini okumamız gerekiyor. Bunu detaylı birazdan bahsedeceğim. Ülkemizde eve yemek siparişi, hani bizim dışarıdan yemek sipariş ettiğimiz zaman içerideki alerjen içeriğiyle ilgili çok açıklayıcı bilgiler olmayabiliyor. Yani ciddi alerjik gıda alerjisi olan kişilerin bu tarz gıdaları ev sipariş etmemeleri, yani ülkemiz açısından yani iyice kaynağını sorgulamadan mümkün olduğunca uzak durması hani önerilebilir. Peki ev dışında ne yapmalıyım? Ev dışında da birinci strateji gene kaçınmak. Önemlisi besin etiketlerini okumak ve restoranlarda yapmam gerekenler. Şimdi gıda etiketlemesi, şimdi üreticiler tüm bileşenleri açıklamak zorunda. Alerjinin nihai besin ürününe hem bileşenleri hem de çapraz reaksiyon, çapraz temasını açıklamak zorunda. Ve hiçbir şekilde besine kasıtsız dahi olarak da yine dahil edilmemesi gerekiyor. Şimdi ülkemizde de Türk Gıda Kodeksi'nin var. Onu bir sonraki slide'da söyleyeceğim. Şimdi besin alerjisi sahip kişi gıda etiketlerini dikkatlice okumayı bilmeli. Yani her zaman gıda etiketlerini okumamız gerekiyor. Yalnız besin bileşenleri değil, aynı zamanda gıza hazırlanırken oluşabilecek olası çapraz bulaşmayı da dikkate alması gerekiyor. Şimdi bu ürünler ve etiketleri, yani etiketleri zamanla değişebilir. Hani ben bu ürünü her zaman alıyorum, her şeyi, bunda alerji yok dememeliyiz. Her satın aldığımızda aldığımız ürünün etiketlerini mutlaka kontrol etmemiz gerekiyor. Ülkemizde de Türk Gıda Kodeksi'nin gıda etiketleme ve tüketici bilgilendirme yönetmeliği var. Burada 14 tane ek birde yer alıyor bu. 2017'de resmi gazetede yayınlandı. Ülkemizde alerjen kabul edilen 14 bileşeni bunlar etiketlerinde bildirmek zorunda şeklinde. Devam edelim. Dediğim gibi alerjen maddeler ve ürünleri şeklinde ilgili bunu içeren ürünler ilgili etiketlerde yer alması gerekiyor. Devam edelim. Bir de belirsiz etiketler var. Örneğin yapay gıda aroması. Hani bu tarz etiketlerde de mesela sarımsak, susam, baharat, yani bu tarz ürünlerde de ya içeriğini tam olarak listelenmesi, yani bunun için de üreticiyi aramak ya da o gıda besinden uzak durmak gerekiyor. Yani genel bir etiketlendirme yapılmışsa da hani bu reaksiyon gelişmeyeceği anlamına gelmeyebiliyor. Restoran yemeklerine gelince, şimdi besin alerjisi olan kişi
Bir kere kendini restoranda ifade edebilmeli. Burada direkt garsonla değil, direkt yemeği pişiren kişiyle muhatap olması gerekiyor. Çünkü hasta hangi yiyecekleri yemediğini, hazırlık ve servis esnasında bir bulaş olacak mı, alerjik reaksiyon, aynı yerde mi pişiriyorlar, işte bir temas olacak mı? Gerekirse kişi mesela şu gıdayı yiyebilirim şeklinde basılı kartlar, bu daha çok yurt dışındaki hastaların yaptığı şeyler. Yine menü içeriklerine güvenmemesi lazım hastaların. Çünkü sipariş edilen herhangi bir yemek için alerjen bulunmadığı primer garson ve pişiren tarafından doğrulanması gerekiyor. Dediğim gibi bir de bu önemli şey bulaş. Yani kullanılan malzeme, kullanılan kaplar, şeyler, mutfak hazırlık gereçleri de alerjik reaksiyona zemin hazırlayabilecektir. Hani güvenilir olmadan tüketmemesi gerekiyor. Bir de diğer dikkat edil, dışarıda dikkat etmesi gereken konulardan biri aşı. Şimdi bazı yumurta, tavuk, inek sütü, jelatin proteinleri gibi hani aşılarla çapraz reaksiyon yapabileceği için yumurta alerjisi olan hastalarda hani bu grip aşı yaptırırken gene de bir ilgili alerji uzmanının görüşünü almasında fayda var şeklinde. Yine hani bazı kozmetiklerde yine gıda kaynaklı bileşenler içerebiliyor. Dediğimiz gibi işte kozmetik ürünlerde süt, fındık yağı, buğday ve soya kullanılabiliyor. Yine oyun hamurlarında buğday ürünleri, parmak boyalarında böyle anaokulu öğretmenler için diyorum yumurta akı, tebeşirde mesela kadein içerebiliyor. Bunlarda da hani ekstrem örnek olmasına rağmen kişi şey yapması gerekiyor, yani dikkat etmesi gerekiyor. Bir de kişiler arası iletişim. Şimdi hem eşler hem sevgili diyelim ya da işte aile bireyleri arasında temas, tükürük. Şimdi pipet, bardak, mutfak eşyalarının paylaşılmasının yanı sıra öpüşme yoluyla da hani o gıdayla ilgili reaksiyon gelişebileceğini besin alerjisi olan bir kişi bilmesi gerekiyor. Çünkü bununla tükürük temasından sonra ölümler de hani bildirilmiştir. Literatürde bununla ilgili bir sürü vakada mevcuttur. Hani besini yakın zamanda yutmuş başka bir kişinin tükürüğüyle temas yoluyla da alerjene maruz kalma mümkün, yani o kişinin bunu bilmesi lazım. Bunun için bunu da hani alerjen seviyesini düşürmek için birkaç saat bekleyebilir. Hani aynı eşya kullanmak değil de mesela yakın temas, öpüşme gibi. Diğer yiyecekler üstüne yemek, diş fırçalamak, sakız çiğnemek gibi basit müdahalelerde, hani basit işlemlerde acil müdahaleden daha etkin olacağını gösterecektir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dikkatiniz için çok teşekkür ederim. Sevgili Emel, bu güzel ayrıntılı sunum için çok teşekkür ediyoruz. Sanırım soru yok henüz. İsterseniz oturumumuzun son konuşmasına geçelim. Son konuşmayı sevgili doçent doktor Seçil Kepil Özdemir'den dinleyeceğiz. Bize polen alerjisi besin alerjilerine neden olur mu? Ondan bahsedecek. Buyurun Seçil Hocam. Teşekkür ederim Gülden Hocam. Ben de bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese ve dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Benim konum polen alerjisi, besin alerjisine neden olur mu? Evet, polen alerjisi, besin alerjisine neden olabilir. Polen alerjisi olan hastalarda bazı meyveler, sebzeler ve kuru yemişler gibi bitkisel besinleri yedikten kısa süre sonra dakikalar içinde ağız veya boğazda kaşıntı, hafif şişlik gibi alerjik belirtileriniz varsa bunlar polen alerjisiyle ilişkili olabilir. Bu durum ağız alerji sendromu, oral alerji sendromu, polen besin sendromu veya polen ilişkili besin alerjisi olarak adlandırılıyor. Önce çok kısaca polen alerjisine bakacak olursak, bitkiler ilkbahar, yaz, sonbaharda ve hatta bazı bölgelerde kış aylarında rüzgarla hareket eden küçük, hafif ve kuru polen taneleri oluşturuyor ve bu polenler rüzgarla çok uzak mesafelere taşınabiliyor ve polenler mevsimsel alerjilerin en sık nedenleri. Neden oldukları hastalık tablosu da saman nezlesi veya mevsimsel alerjik nezle olarak adlandırılıyor. Bu polenlerin çoğu ağaçlardan, otlardan ve yabani otlardan geliyor.
Polen alerjisi varsa hastanın, polenlerin yoğun olduğu havalarda hapşırık, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, gözlerde kaşıntı, sulanma, boğazda kaşıntı gibi belirtiler görülebiliyor. Astım eşlik ediyorsa nefes darlığı, öksürük, hışıltı da görülebilir. Polen ilişkili besin alerjisi, hastanın temelde alerjisi polenlere karşı iken, polenlere yapı olarak benzeyen bitkisel besinlerin şikayetlere neden olması durumu, polen alerjisi olan kişilerde bazı bitkisel gıdalar genellikle çiğ halde yendiğinde ağızda, ağız içinde, dudakta, boğazda kaşıntı gibi genellikle hafif belirtilere neden olması durumu polen ilişkili besin alerjisi. Peki neden oluyor? Bazı sebze ve meyvelerde bulunan proteinler alerjisi olan hastanın polenlerde bulunan proteinlere çok benziyor ve bağışıklık sistemimiz bazen bu benzerlik nedeniyle soluduğumuz polenlerle yediğimiz bitkisel besinlerdeki, sebzedeki, meyvedeki polene benzer yapıyı ayırt edemiyor ve tepki veriyor. Buna biz çapraz tepki diyoruz. Polen ilişkili besin alerjisi bu benzerlik nedeniyle oluyor. Kimleri etkiliyor bu durum? Polen alerjisi olan alerjik nezle ve alerjik astım hastalarını etkiliyor. Ama nadiren polen alerjisi olan ama solunumsal herhangi bir belirtisi olmayan ya da çok hafif nezle belirtisi olan kişileri de etkileyebiliyor. Her yaşta görülebiliyor. Çocukluk çağında başlayabiliyor ama sıklığı yaşla birlikte artıyor. Ve polen ilişkili besin alerjileri erişkinler ve ergenlik döneminde en sık görülen besin alerjisi çeşidi. Ülkemizde polen alerjisi olan erişkinlerin yaklaşık 1/5'inde, %20'sinde polen ilişkili besin alerjisi görülüyor. Çocuklarda bu oran daha düşük, yaklaşık %3 gibi. Kişinin ağaç polenlerine alerjisi varsa sıklık bu durumda daha yüksek, %40'lar kadar. Bu durumun belirtileri hastaların çoğunda sorumlu besinin yenmesini takiben çok kısa süre içinde, 5-15 dakika içinde dudaklar, ağız içi, dil, boğazda kaşıntı, karıncalanma, hafif kızarıklık, şişlik gibi genellikle hafif belirtilerle seyrediyor. Ve bu belirtiler genellikle sorumlu gıda yutulduktan sonra dakikalar içinde kendiliğinden geriliyor. Bazen sorumlu besinin kabuklarının soyulması sırasında ciltte kaşıntı, hapşırık, gözde kaşıntı gibi belirtiler eşlik edebiliyor. Çoğu hastada belirtiler sorumlu meyve ya da sebze çiğ tüketildiğinde oluşuyor. Ama kuru yemişler kavrulduklarında da şikayetlere neden olmaya devam ediyorlar. Bu önemli. Bazı hastalarda da sorumlu besinin bir tipi sorun yaratmazken başka bir tipi dokunuyor. Mesela farklı elma tipleri. Bir tip elmayı yediğinde dokunmuyor da başka farklı bir elma tipi yediğinde dokunuyor olabilir. Bazı hastalarda da hasta sebzenin ya da meyvenin kabuğuna tepki gösterirken soyulduğunda iç kısmını sorunsuz yiyor da olabilir. Ve polen mevsiminde ve sonrasında şikayetler artış gösterme eğilimindedir. Peki genellikle hafif bir tabloya neden oluyor dedik. Polen ilişkili besin alerjisi bizim anafilaksi dediğimiz ağır hayatı tehdit edici alerjik reaksiyonlara neden olabilir mi? Evet olabilir. Nadir de olsa polen ilişkili besin alerjilerinde de anafilaksi görülebilir. Bu hastaların %1 ila 2'sinde ağır hayatı tehdit edici alerjik reaksiyonlar görülüyor olabilir. Bu ağır reaksiyon riskinin arttığı bazı özel durumlar var. Bunlar alerjik nezlenin eşlik etmediği hastalar. Sorumlu çiğ besinin çok miktarda alınması durumu, mide asitliğini azaltan ilaç kullanımı, eşlik eden ağrı kesici veya egzersiz gibi bir takım faktörlerin varlığı ve belirli bazı gıdalarla olan reaksiyonlar ki bu gıdalarda yer fıstığı, kuru yemişler, şeftali, hardal, kereviz gibi bu gıdalarla olan reaksiyonlarda bizim anafilaksi dediğimiz ağır hayatı tehdit edici alerjik reaksiyon sıklığı daha fazla polen ilişkili olsa da. Hemen hemen her sebze, meyve ya da kuru yemiş polen ilişkili besin alerjisine neden olabilir. Genellikle taze meyve, çiğ sebze ve kuru yemişlerle tetiklenir. Bazı hastada sadece 1-2 çeşit besin sorun yaratırken bazılarında dokunan besinlerin sayısı daha fazla da olabilir. En sık sorumlu besinler kivi, şeftali, domates, kavun ve karpuz bizim ülkemizde.
Çayır poleni alerjisi durumunda kivi, domates, yer fıstığı, kavun, patates, portakal ve pazıyla. Ağaç poleni alerjisinde çok çeşitli meyveler, elma, şeftali, kayısı, kiraz, erik, armut, badem, fındık gibi kuru yemişler, kereviz, maydanoz, kimyon, rezene, kişniş gibi baharatlarla reaksiyonlar, çok çeşitli sebze meyvelerle reaksiyonlar görülebilir. Yabani ot poleni alerjisinde de kavun, karpuz, kabak, salatalık, muz, havuç, kereviz, yine maydanoz, kimyon, rezene gibi baharatlar, çeşitli sebzeler reaksiyona neden olabilir. Bütün bu polen ilişkili besin alerjisine neden olan besinlerin her birine karşı polen alerjisiyle ilişkisiz ve bizim klasik besin alerjisi dediğimiz reaksiyonların da görülebileceği ve bu reaksiyonların polenle ilişkili besin alerjilerine göre daha ağır belirtilere neden olabileceği unutulmamalı. Bu yüzden besin alerjisi şüphesinde her zaman bunun polenle ilişkili olduğu da düşünülse mutlaka hekim görüşü alınmalı. Peki teşhis nasıl konuyor polen ilişkili besin alerjisinde? Hekimler çoğu zaman şikayetlerin ayrıntılarını değerlendirerek hikayeye dayanarak polen besin sendromu tanısını koyabiliyor. Alerji deri testleri tanıya çok yardımcı. Az önce Gülden Hocam da bahsetti. Bu polen ilişkili besin alerjilerinde bu hazır ticari özütlerdense taze sebze meyvelerle alerji testlerinin duyarlılığı daha yüksek. Olguların çoğunda bunlar tercih ediliyor. Tedavinin temeli sorumlu besinden kaçınmak. Şikayete neden olmayan besinlerin kısıtlanmasına gerek yok. Sorumlu besin veya besinlerin kısıtlanmasıyla ilgili öneriler ve diğer tedavi önerileri için az önce de bir soru geldi. Pişmiş veya işlenmiş besinlerin tüketilip tüketilemeyeceği gibi öneriler için mutlaka hekim görüşü gerekli. Çünkü her hasta pişmiş formu da tolere edebilecek, onunla sorun olmayacak anlamına gelmez. Ağır veya riskli bir reaksiyon yaşadıysanız hekiminiz gereğinde kullanmak üzere adrenalin otoenjektörü adı verilen bir ilaç taşımanızı ve bunu gereğinde kullanmanızı önerebilir. Özetleyerek toparlayacak olursam, evet polen alerjisi besin alerjisine neden olabilir. Bu durum erişkinlerde ve ergenlik döneminde en sık görülen besin alerjisidir. Temelde alerji polenlere karşıyken bunlara yapı olarak benzeyen bitkisel besinlerin, sebzelerin, meyvelerin, kuru yemişlerin şikayetlere neden olması durumudur. Polen alerjisi olan erişkinlerin 1/5'inde görülmektedir. Çoğunlukla belirtiler ağız içine sınırlıdır. En sık dudaklar, ağız içi, damak, boğazda kaşıntı, karıncalanma, kızarıklık ve hafif şişlik. Ve bunlar genellikle besin alınmasından sonra dakikalar içinde, 5-15 dakika içinde oluşur. Hastalarda nadir de olsa anafilaksi dediğimiz ağır alerjik reaksiyonlar görülebilir %1 ila 2'sinde. Ülkemizde en sık sorumlu besinler kivi, şeftali ve domatestir. Besin alerjisi şüphesinde her zaman hekim görüşü alınmalıdır. Eğer ağır veya riskli bir gıdayla reaksiyon yaşadıysanız hekiminiz gereğinde kullanmak üzere adrenalin otoenjektörü taşımanızı ve kullanmanızı önerebilir. Teşekkür ederim herkese dinlediğiniz için. Seçil Hocam, biz de çok teşekkür ediyoruz bu güzel sunumunuz, bu desteğiniz, bu katkılarınız için. Çok güzel ve ayrıntılı bir sunumdu. Gerçekten teşekkür ederim hocam. Güzeldi. Ben bir şey eklemek istiyorum. Yine polen alerjisi olan bir hastamdan bahsedeceğim size. Bu Artemisia dediğimiz bir polen var. Bu papatyagillerden bir polen. Buna alerjisi olan bir hastam vardı. Yüzünde akneleri olduğu için kayınvalidesi papatya çayı pansumanı önermişti. Gerçekten uyguladığı zaman ciddi bir kızarıklık, kabarıklık ve şişlikle geldi. Yani iyi niyetle yapılan ama kötü sonuçlanan bir durumdu bu. İlginç olarak hani yenmese bile bir şekilde temasla da sıkıntı ortaya koyabiliyor bu tür durumlar. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Bir soru görüyorum ben. Bahri Bey sormuş. Eşimin yumurta alerjisi var. Çocuklarımıza yemek hazırlarken plastik eldiven takıyoruz. Bu eldiveninde biraz çekiniyor. Ameliyat eldiveninde pudra var sanıyorum. Bu da zararlı olur mu? Öneriniz olur mu? Ellerimizi yıkarken de sabun ve benzeri ürün kullanmak istemiyoruz. Bunlarda seyrek de olsa besinler kullanılabiliyor, süt vesaire gibi. Acaba sadece sıcak su ile yıkasak yeterli olur mu? Bir süresi var mı?
Emel Hocam buyurun, yanıt vermek isteyebilir misiniz? Mikrofonunuzu açabilirsiniz. Bununla ilgili sadece şeyle suyla alerjinin giderilmesi yani çok mümkün değil. Yani bir gibi. Mutlaka acaba şey sadece kullanılması gerekiyor. Ama bunda da hani basit kalıp sabunlar ya da basit temizlik malzemeleri kullanabilir yani şeyde alerjini uzaklaştırırken. Eldiven konusuna gelecek olursak yumurtayla şimdi burada gene hani ekleme yapmak isterseniz hani lateks alerjisi, primer lateks alerjisi düşünülmüyorsa eldiven kullanabilir hasta. Yani sadece yumurta alerjisiyle plastik eldiven arasında çok bir belirgin bir çapraz reaksiyon hani çok nadir görülebilecek bir şey. Ama mümkünse yani hasta eğer çok ciddi alerjik reaksiyonu varsa yumurtayla temasını hem bu dokunma anlamında hem soluma anlamında da uzak tutması gerekiyor. Hani Ferhan Hocam'ın da dediği gibi aynı hasta gruplarından bizde de var. Hani direkt yumurtanın kokusuyla direkt temasıyla ciddi hani 112 ambulans gerektirecek alerjik reaksiyona giriyor bu tarz hastalar. Ve şeyde de tekrarlayan maruziyetler de duyarlılığını artırabileceği için mümkün olan ilk yapması gereken kaçınması gerekiyor. Sadece tüketim anlamında değil, dokunmak ve solumak anlamında ama hani sadece suyla bu alerjen gider mi? Gitmeyebilir yani ne kadar yıkarsa yıkasın bir mutlaka basit sabunlar kullanarak da yani dediğimiz gibi burada etiket okuma önemli. Yani içerinde o bileşen ya da çapraz reaksiyon yapan bileşen yoksa kullanabilir diye düşünüyorum. Hani eklemek isteyeceğiniz bir şey olursa. Ben eldiven için ben bir şey eklemek istiyorum. Eldiven ancak hastamızın yani annenin daha doğrusu lateks alerjisi varsa anneye sorun olabilir. Ama yumurtayla herhangi bir çapraz ilişki yok lateksle. O nedenle rahatlıkla eldiven de kullanabilir. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz Emel. Şimdi ben birkaç şey eklemek istiyorum. Özellikle takiplerde ciddi alerjik anafilaktik şoku olan hastalarda bunların en büyük sıkıntısı acaba benim başıma gelince benim alerji olduğum anlaşılır müdahale edilir mi oluyor? Ben pratik bir şey öneriyorum hastalarıma. El bileklerine dövme. Yani o şekilde dövme yaparak mesela fıstık alerjisi diye yazıp hani acile gidince götürülünce hastada ilk bakılan yerler acaba damar yolu var mıdır diye ön kolu açılır ya. İlk karşılaşılan yer orası. Yurt dışında bir takım bileklikler, küpeler, bileklikler, işte kolyeler falan var ama bunlar Allah korusun bir kaza olur, bir şey olur. Bunlar kopuyor, kayboluyor ortadan. Hani çok bir belirteç kalmayabiliyor. Yine kimliği her zaman yanında olmayabiliyor. Bazen kimlikte de öyle şeyler olabiliyor. Hani dövme mesela o konuda yardımcı olabilir. Bir sorumuz geldi galiba. Buyurun Gülden Hanım. Gülden Hocam buyurun. Salih Hanım sormuş. Bahçemizde onlarca zeytin ağacımız var. Zeytin yerken sorun olmuyor ama zeytin ağaçlarının arasındayken sürekli kaşınıyor ve hapşırıyorum. Son zamanlarda çok arttı. Acaba ileride yerken de sorun olabilir mi? Şimdiden uzak durmanın faydası olur mu? Nasıl öğrenebilirim? Seçilcim, teşekkürler Gülden Hocam. Salih Hanım'a da teşekkür ediyorum. Güzel bir soru gerçekten. Tabii zeytin ağacı poleni çok yaygın bir alerji nedeni. Özellikle bizim ülkemizde de Ege bölgesinde öyle. Bizim de çok sayıda zeytin poleni alerjisi olan hastamız var. Ama neyse ki zeytin ağacı poleni alerjisinde zeytinin meyvesine reaksiyon olmuyor. Bu polen besin ilişkisi sendromu kapsamında da olmuyor. Bu şekilde literatürde bildirilmiş sadece bir olgu var benim bildiğim. Dolayısıyla zeytin ağacı polenine alerjisi olan hastalara zeytin yemeyin demiyoruz. Reaksiyon olmuyor. Rahatlıkla tüketiyorlar. Başka bir yanıtlayacağım bir şey var mıydı? Uzak durma. İleride yerken de sorun olması beklenen bir durum değil. Ama zeytin ağacı poleni alerjisi olanlarda işte şeftaliyle bazı bir takım meyvelerle polen besin sendromları bildirilmiş ama bu da hastanın şikayeti yoksa bununla da ilgili dikkat edeceği bir şey yok. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederiz Seçil Hocam. Teşekkürler Bülent Hocam. Ben birkaç şey eklemek istiyorum. Bazı hastalarımız var bizim. Kronik ürtiker hastalarımız. Bunlar aralıklı ciddi kaşıntılarla bize başvuran, hatta bazen dudaklarında gözlerinde de şişlik oluyor ama ara ara bazı besinlerle şikayetlerin arttığından bahsediyorlar. Özellikle histamini içeriği yüksek olan gıdalarla bunu çok yaşıyorlar. Mesela domates yedikten sonra, işte kavun, patlıcan ya da mesela şoklanmış balık tükettikten sonra şikayetlerin arttığından bahsediyorlar. Bu şekilde de bir olgular karşımıza çıkabiliyor. Yine bazen ilaç alerjisi olanlarda, özellikle ağrı kesici alerjisi olanlarda salisilik asit miktarı yüksek olan bir takım gıdalar var. Bunlar da tüketildiği zaman vücutta kaşıntılı, kızarıklık, kabarıklık ve şişlikler de ortaya çıkabiliyor. Bu konuda sizin hani bir tecrübeniz var mı acaba? İstamin intoleransından bahsediyorsun özellikle Bülent Hocam anladığım kadarıyla. Tabii o tür hastalarımız oluyor gerçekten. Ama orada da hani bir enzim eksikliğinden kaynaklanıyor histamin intoleransı. Deaminooksidaz enzim eksikliği. Tabii onu enzimi yerine koymak henüz çok kabul edilmiş, kanıtlanmış bir durum değil. Burada da histamin içeren besinleri daha az tüketilmesini önermekte fayda var hastalarımızda. Yine salisilat intoleransı olan hastalarımız için de aynı şey söz konusu. Özellikle salisilat içeriği yüksek olan örneğin badem gibi besinleri daha az tüketmeleri bu hastalarda yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Başka yorumu olan arkadaşımız varsa diyecek bir arkadaşım. Bir soru geldi. Evet. Kasım Bey sormuş. Yaşadığım yerde sadece çocuk alerji uzmanı var. Son zamanlarda bende de bir şeyler olmaya başladı. Psikolojik olduğunu düşünmüştüm ama hapşırmalarım ve kaşıntılarım arttı. Çocuk alerji uzmanı beni tedavi edebilir mi? Buna ben yanıt vereyim. Yani sonuçta ülkemiz, ulaşım imkanlarımız gayet fazla. Yani bulunduğunuz yerde bir erişkin alerji uzmanı olmayabilir ama bizim sayılarımız daha önceleri az olsa da artık tüm Türkiye'ye yetebilecek sayıya ulaştık. En azından yakın bölgelerimizde, merkez illerimizde erişkin alerji immünoloji uzmanları var. Çocuk fizyolojisiyle erişkin fizyolojisi biraz farklıdır. Çocuğa verilecek ilaçlar, erişkine verilecek ilaçlar da farklıdır. O nedenle hani biz erişkin uzmanları çok çocukçuların işlerine çok karışmayız. Çocuk hasta takip etmeyiz. Yani bu durumda eğer şikayetleriniz varsa mümkün mertebe bir erişkin immünoloji alerji uzmanından çare aramanızı ben size öneririm. Bu konuda da gayet bölgelerinde çok ciddi, çok uzman arkadaşlar var. Çok bilgili, görgülü arkadaşlarımız var. Bunlar size yardımcı olabilir. Bugün bile Türkiye'nin dört bir yanından hocalarımız var, İzmir'den hocalarımız var, Konya'dan hocalarımız var, İstanbul'dan hocalarımız var. Ben de Ankara'dan katılıyorum. Yani eskisi gibi değil, yani 1980'li 90'lı yıllar gibi değil. Her türlü alerji uzmanına artık bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Sorular geldi Bülent Hocam. Buyurun. Neler gelmiş? Pardon, bir önceki vardı. Aykut Bey galiba. Aykut Bey, evet. Buyurun hocam. Evet, Aykut Bey teşekkür ediyor ve her balık yediğimde birkaç saat sonra bulantı ve kusma isteği oluyor. Bazen ishal oluyor. Test yaptırmalı mıyım? Bunlar alerji mi? Evet, erişkin yaşta ilgi aracılı değil de ilgi aracılı olmayan, sadece sindirim sistemi bulgusuyla seyreden alerjiler söz konusu. Ve burada tek bulantı, kusma, ishal şeklinde, karın ağrısı, kramp şeklinde belirtilere neden olabiliyor. Bu da bir çeşit alerjik reaksiyon gerçekten. O nedenle
Alerjik olabilir. Mutlaka bir alerji uzmanına danışmakta fayda var. Eğer o balığı keserseniz tabii düzeliyor. Sonra her yediğinizde aynı belirtiler tekrar ortaya çıkıyorsa bu yine alerjiyi destekliyor. Ama bu alerji tipleri bizim ilgi aracılığı dediğimiz alerjik şoka kadar giden ağır tablolar oluşturmuyor genellikle. Daha hafif seyrediyor. O nedenle de hani çok endişe edecek de bir durum değil ama tabii mutlaka tanı koyup ona göre o besini kesmekte fayda var. Yoksa boşu boşuna balıktan uzak durmasanız iyi olur. Teşekkür ederim Gülden. Sırada isimsiz bir soru var. Bahar alerjim var. Şeftali yerken ağzımda kaşıntı oluyor. Bu nedenle diğer meyveleri yemekten korkuyorum, yemiyorum. Meyvelerle test yaptırmalıyım mıyım? Seçil Hocam, buyurun. Yani evet, hasta tipik bir polen besin sendromu tarifliyor aslında öyküye göre. Bahar alerjisi var, polen alerjisi var. Şeftali de sadece ağız içinde reaksiyon yaratıyorsa polen besin sendromu olabilir ama tabii ki bunun testlerle desteklenmesi gerekir. Diğer meyvelerle ilgili de yani yediği meyvelerse bunu yediğini biliyor ve bir sorun yaratmıyorsa bununla ilgili bir endişe yaşamasına gerek yok. Ama şikayet yaratan meyveler varsa tabii ki onlarla test yapılması önerilir. Hastanın bir alerji immünoloji uzmanıyla görüşüp hem polenler için hem de şüpheli gıdalar için test yaptırması yardımcı olabilir. Ama yediğini bildiği dokunmayan meyveleri yemeye devam edebilir. Onlarla bir sorun olması beklenmez. Evet, Fulya Hanım'dan bir soru daha var. Çoklu besin alerjisi yaşıyorum. Eliminasyon ve food med diyetleri yaparak duyarlılığım azaldı. Total IgG 1300, moleküler alerji testi yapıldı. Total IgG 2000 düzeyinde ancak besin alerjilerim düşük seviyede. CDD değerim çok yüksek olduğu notu düşülmüş. CDD nasıl düşebilir? Bülent Hocam, var mı bir yorumunuz? Yani aslında alerji çok immünolojik parametrelerle takip edilmez. Burada şikayetler daha çok önemli. Duyarlılığın azalması bence tedavinin yeterli olduğunu düşündürüyor. Zaman içerisinde bu diyetle şikayetlerin ben daha da azalacağını düşünüyorum. Yani total IgG'nin çok yüksek olması sadece bir belirteç. Çok ciddi anlamda hastalıkla paralel bir ilişki olmayabiliyor bazı durumlarda. Tabii dikkat etmek lazım. Total IgG ile ilişkili bir takım hastalıklar var. O durumda dikkat etmek lazım var ama gerekiyor ama bu durumda çok bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Yorumu olan arkadaşlar varsa buyurunuz. Yani tabii total IgG çok yüksek olduğunda bu in vitro testlerin de aslında yanlış pozitif çıkma olasılıkları da artıyor. Herhalde CCD dediği çapraz reaktif karbonhidrat determinant olabilir diye tahmin ediyorum. Bu da tabii bütün bitki dünyasında diyeyim, hani bütün bitkisel hem polenler hem yiyecekler arasında çapraz reaksiyonlara neden oluyor ama bunlar çok yüksek olasılıkla klinik olarak anlamlı çapraz reaksiyonlar olmuyor. Yani testin pozitif çıkması hastanın o, yani eğer tabii CCD'ye bağlıysa o besini tüketmeyeceği anlamına gelmez. O yüzden hani bu konuda tabii test sonucunu görmek lazım. Başka eşlik eden duyarlılıklar var mı? Yine alerji immünoloji uzmanı bu konuda yardımcı olabilir hastamıza diye düşünüyorum. Yani çok geniş bir diyet yapıyorsa bu CCD pozitiflikleri yüzünden hani o yanlış da olabilir. Onu bir hekime tekrar o açıdan danışmak lazım bence. Teşekkürler Seçil Hocam. Şöyle bir şey de var. Şimdi testler bir etiket. Hepimiz de bunu biliyoruz. Hani bize hastalar geliyor. Çok değişik hastalar. Biz bu hastalara testler yapıyoruz. Alerji testleri. Bakıyoruz ki işte gıdalarda işte buna, şuna, şuna, şuna birçok duyarlılık çıkıyor. Burada bizim yapmamız gereken bir sonraki aşamada provokasyon testi. Gıda provokasyon testleri yaptırmalı ve o gıdayı tükettirmeliyiz hastalara. Eğer ki reaksiyon ortaya çıkarsa o zaman besin alerjisi olduğunu kanıtlamalıyız. Çünkü bu bir etiket.
illaki her türlü testte pozitiflik bize bir yol gösteriyor ama kesin alerjisi olduğunu anlayabilmek için ilaç provokasyon testleriyle muhakkak bunu kanıtlamamız gerekiyor. Çok teşekkürler Bülent Hocam. Sanırım vaktimizin sonuna geldik. Bir sonraki oturum başlayacak. Biz bitirmemiz gerekiyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar katıldığınız için. Ayrıca izleyenlere de bu saatte olduğu için teşekkür ediyorum. Bülent Hocam lütfen buyurun. Siz oturumu kapatalım. Sevgili hastalarımız, hasta yakınlarımız, konuyla ilgilenen tüm izleyicilerimiz, bu güzel bahar gününde bize katıldığınız, bizi dinlediğiniz, ilginiz için, sorularınız için çok teşekkür ederiz. Bizler de konularımızda, bu konuda uzman kişiler olarak umarım sizlerin sorularına yanıt verebilmişizdir. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Hem sizlere hem de katılan tüm meslektaşlarıma, tüm hocalarıma çok teşekkür ederim. İyi pazarlar diliyorum. Güzel günler hepimizin olsun. Alerjisiz günler hepimizin olsun. Çok teşekkürler. Sağlıklı günler diliyoruz. Sağlıklı günler. Sağlıklı günler diliyoruz.
teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bugün Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneğimizin besin alerjisi çalışma grubu aracılığıyla bizi besin alerjisi konusunda halkımızla buluşturduğu için çok mutluyuz. Son oturumumuzda ben meslektaşım değerli Doktor Reyhan Gümüşbala ile birlikte sizlere bilgi aktarımında bulunmak istiyoruz ve bir sohbet yapmak istiyoruz. Şimdi burada sözü sevgili Reyhan'a bırakıyorum. İlerleyen dakikalarda görüşmek üzere diliyorum. Keyifli izlemeler. Teşekkürler. Ben Ege Üniversitesi Alerji Immünoloji'de çalışmaktayım. Öncelikle Türkiye Ulusal Alerji Immünoloji Derneği'ne böyle bir sunum şansını bize sunduğu için çok teşekkür ediyoruz. Hastamız Mustafa Bey. Hoş geldiniz. Merhabalar. İsmim Mustafa. Nasılsınız? Teşekkürler hocam. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Bize başvurduğunuzdaki şikayetlerinizi acaba değerli dinleyenlerimizle de paylaşır mısınız? Tabii ki. Size başvurduğumda vücudumda kabartılar şeklinde büyük kaşıntılar oluyordu dönem dönem. Fakat neden olduğunu bulamıyordum. Bunlar daha sonra ilerleyerek anafilaktik şok geçirmeme sebep oldu birkaç kere. Ve bunların nedenini bulmak için size başvurmuştum. Peki şikayetleriniz ne zaman başladı acaba Mustafa Bey? Şikayetlerim yaklaşık 6-7 yıl önce başlamıştı ve ilk şikayetimi bir yürüyüş, uzun bir yürüyüş, eforlu bir yürüyüş yaptıktan sonra yaşamıştım. Daha sonra farklı aralıklarla dönem dönem aynı şikayetler, kimi zaman çok şiddetli, kimi zaman daha hafif olacak şekilde tekrarlandı. Bu şekilde. Peki şikayet derken hepsinde aynı şikayetleriniz mi oluyordu? Biraz şikayetlerinizden bize bahsedebilir misiniz? Şöyle başlıyordu şikayetlerim. Genellikle belli bir efor harcadıktan sonra ya da benim ne olduğunu bilmediğim o zamanlar için bazı gıdaları tükettikten sonra vücudumun belli bölgelerinde özellikle kabartılar, kabarcıklar, kaşıntılı alanlar oluşuyordu ve kısa süre içinde bu alanlar tüm vücuduma yayılıyordu. Tüm vücudum kızarıyordu, kabarcıklarla kaplanıyordu. Çok yoğun kaşıntı yaşıyordum. Kimi zaman bekleyerek geçmesini bekliyordum. Kimi zaman ise o kadar dayanılmaz oluyordu ki acile gitmem gerekiyordu. Birden fazla defa da o kadar çok arttı ki bu kaşıntılar herhangi bir yere başvuramadan bilinç kaybı yaşayacak şekilde baygınlık geçirdiğim oldu. Kaç defa böyle çok şiddetli şikayetiniz olup acile başvurdunuz acaba? Bir tanesini anlatabilir misiniz bize? Tabii acile başvurmam herhalde 5'ten 6'dan fazla olmuştur. Örneğin bir tanesinde akşam yemeğinden sonra yürüyüşe çıkmak istemiştim ve yürüyüş yapıyordum. Tempolu bir yürüyüş sırasında özellikle koltuk altı bölgem ya da kol içlerimden yine kabartılar, kabarcıklar oluşmaya başladı ve çok kaşınmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika, 15 dakika içinde bu tüm vücudumu kapladı. Ben de bir an önce acil servise başvurdum. Çünkü aynı zamanda bu bende büyük korku da yaratıyordu içimde. O kaşıntının verdiği ve belki de tansiyonumun değişmesinin getirdiği bir panik hali oluşuyordu artık. Hemen acile başvurdum. Ve hemen beni zaten gözetim altına aldılar. Gerekli ilaçları verdiler. Çünkü çok özür diliyorum. Yine aynı böyle bir seferinde arkadaşlarımla futbol oynuyorduk ve o zaman yine bu kaşıntılar, kabartılar başlayıp bayılmama sebep olmuştu. Bilincim kapanmıştı. Ve bademcik, boğazım şişmeye başlamıştı. Nefesim kesilmeye başlamıştı. Bu şekilde. Hiç acile gittiğinizde hiç bilinç kaybınızın olduğu ya da tansiyonlarınızın çok düşük saptandığı bir durum olmuş muydu? Evet, bir defa bunların hepsi acilde kayıt altına alındı. Anladığım kadarıyla hep şikayetleriniz yemek yedikten sonra ve sonrasında egzersiz yaparken gerçekleşiyor. Evet, tam olarak öyle oluyor. Ben ilk şikayetim olduktan sonra bu konuda çok bilinçsizdim. Hatta belki bir böcek ısırdı, belki bir bitkiye dokundum. O yüzden bunlar oldu gibi düşünceler içerisindeydim ve sürekli
beklersem geçer, zamanla geçer gibi düşünüyordum. Çünkü çok bilgili değildim alerjiler hakkında. Fakat daha sonra bunlar sık tekrar ettikçe kendimi gözlemlemeye başladım ve neden olduğunu bulmak istedim. Çünkü hayat kalitemi oldukça etkileyen bir durumdu bu. Hayatımı kısıtlıyordu çünkü tekrar başlamasından ya da herhangi bir yerde başlamasından korku yaşıyordum bu durumu. Bu gözlem sonucunda özellikle gıda tüketiminden sonra efor harcarsam, yani yürümek, koşmak, hızlı hareket etmek gibi aktivitelerde bulunursam bu durumun başladığını gözlemledim kendimde. Anladım. Peki bize başvurduğunda biz ekstra bir tahlil istemiş miydik sizden, ya da siz daha öncesinde böyle biraz sanki ilaç kullanıyorum demiştiniz bize. Bazı şeylerin bilgileriniz vardı. Evet, ben daha önce bir devlet hastanesinde bir hekimle görüşmüştüm. Oradan antihistaminik almıştım. Bazı pirik testleri uygulanmıştı bana. Ben aynı zamanda veterinerim, o yüzden daha çok evcil hayvanlara olabilecek alerjiler üzerinde durulmuştu. Onlar da aslında pozitif çıkmamıştı, fakat ben yine de antihistaminik kullanmaya başladım önlem olarak. Size başvurduğumda artık bunun nedenini tam bulmak istiyordum, çünkü hayatımı çok kısıtladığını hissediyordum bu durumun. Sizle beraber bazı kan tahlilleri yapmıştık. Evet. Hatırlıyorsunuz o kan tahlillerini. Şunları hatırlıyorum. Özellikle kanda alerji olduğunu gösteren bazı değerlerin, moleküllerin benim kanımda normal bir insanın neredeyse 10 katı, 20 katı daha fazla değerlerde olduğunu bulmuştuk bu kan tahlilleri sonucunda. Ve gıda spesifik kan tahlillerinde de arpa, buğday, çavdar, yulaf gibi tahıllara alerjim olduğu ortaya çıkmıştı. Peki sonrasında deri testlerinizi de yapmıştık diye hatırlıyorum ben. Deri testlerinizde pozitiflik çıkmış mıydı acaba? Evet, çok net, çok güzel pozitiflikler çıkmıştı deri testlerimde. Fakat sanıyorum benim deri testlerimde birden fazla metot kullanmıştık, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ben istersen yardımcı olayım birazcık. O hastamız ilk geldiğinde total immünoglobulin E değerleri 1200 civarındaydı. Mix pozitifliği vardı, mix gıda. Ve buğday mixi de pozitifti hastamızın. Sonra biz deri pirik testi yapmıştık. Daha öncesinden de böyle hafif alerjik rinit tarzı şikayetleri de olduğu için hem inhalen hem gıda pirik testlerini yapmıştık. Ve ikisi de negatif saptandı. Ama hastanın öyküsü çok uyumluydu. Laboratuvar testlerinde de bir pozitiflik saptadığımız için biz pirik testlerinin üzerine daha günlük hayatta çok sık tükettiği gıdaları getirmesini rica ettik. Ve onları sulandırarak cildini test etmiştik. Bu testi bize... Evet. Ve normal pirik testi negatif gelmesine rağmen biz bu testi pirik tüp pirik de diyoruz. Gıda pirik testleri pozitiflik saptamıştık. Neleri pozitif saptanmıştı, hatırlıyor musunuz? Ya da hatırlamamanız mümkün mü? Evet, arpa, buğday, çavdar ve yulaf. Bu dört gıdaya da pozitiflik saptanmıştı. Peki sonrasında tedavi olarak nasıl bir yol izledik? Bize biraz anlatır mısınız, hastaları izleyicilerimizle paylaşır mısınız? Tedavi olarak bir süreliğine antihistaminik kullanmaya devam ettim düzenli olarak ve bunu azaltarak bıraktım. Ve bu süreçte bu gıdalardan uzaklaşmaya başladım. Kullanmayı kestim diyebilirim tamamen. Bu şekilde bütün şikayetlerim sona erdi ve o günden beri bir kez bile şikayet yaşamadım. Ve yılda normalde belki 10 kere 15 kere bu şikayetleri hafif ya da şiddetli olarak yaşıyordum. Aynı zamanda metabolik olarak da kendimi çok daha iyi hissetmeye başladım. Tabii bilimsel olarak bu ne kadar etkilidir bilemiyorum ama şöyle bir örnek verebilirim. Daha önce yılda 4-5 kere hastalanıyorsam, çok basit bademciğim şişiyorsa ya da nezle grip oluyorsam, bu gıdaları kestiğimden beri neredeyse hiç hastalanmadım. Belki bir, belki ikidir. Anladım. Yani genel hayat kalitemde çok büyük bir artış yaşadım diyebilirim. O zaman birinci olarak biz öncelikle alerjik olduğunuz gıdaları saptadık ve onları tamamen hayatınızdan çıkardık.
Sonrasında da peki ek bir tedavi vermiş miydik acaba? Yanında taşıyor musun? Evet, yanımda EpiPen iğnelerimi taşıyorum. Çünkü her zaman insan ne yediğini ne dikkat edemeyebiliyor. Bazen bazı etiketler gözden kaçabiliyor. Ya da o an aklınız dalgın olabiliyor. Her ihtimale karşı yanımda adrenalin iğnesi taşıyorum. Eğer böyle bir şikayet tekrar ortaya çıkarsa, böyle bir semptom ortaya çıkarsa ve yine nefes alamadığımı, boğazımın şiştiğini hissedersem ilk yardım amacıyla kullanmak için EpiPen iğneleri taşıyorum yanımda. Onlar da bana ayrıca güven veriyor diyebilirim. Peki hastalığınızın adını biliyor musunuz? Biraz uzun bir isim var. Söylediğimde de aslında takiben bulmuşum yani ya da bana özelmiş gibi oluyor. Gıdaya bağlı egzersizle tetiklenen alerjik şok diyebilirim en basit tanımıyla. Bu şekilde. Peki biz tanı koyalı yaklaşık kaç sene oldu? Bir 5 sene oldu sanırım değil evet, mi? Evet, o kadar oldu. Doğrudur. Bu süreden sonra bu hayatından tamamen arpa buğday çavdar çıkardıktan sonra hiç çok ciddi bir reaksiyon yaşamadın. Adrenalin iğnesi uygulamak zorunda kalmadın. Hayır. Değil mi? Hayır. Peki bildiğim kadarıyla hayatında bazı değişiklikler oldu Mustafa. Yurt dışına gitme şansın da oldu. Diyeyim. Evet. Orada da eğitim görüyorsun. Peki ülkemiz ve orada yaşamak arasında bir besin alerjili hasta olarak senin hayatını kolaylaştıran ya da daha zorlaştıran faktörler oldu mu acaba? Çok fazla oldu aslında. Bunu bir yandan da üzülerek söylüyorum. Ülkemizde alerji konusunda biraz daha bilinçlenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben kendim de dahil olmak üzere böyle bir rahatsızlığım çıkmadan önce alerjilere dair aslında en ufak bir bilgim yoktu ve kendimde bile olacağını hiç düşünmemiştim. Söylediğim gibi semptomların görüldüğünde hep böcek ısırmıştır, işte bir çiçeğe böceğe dokunmuşumdur gibi şeyler düşünüyordum. Fakat bu konuyla ilgili bilgi sahibi olduktan sonra aslında insanların günlük hayatını ne kadar etkileyebileceğini, bir yandan da ne kadar zorlaştırabileceğini gördüm. Çünkü ülkemizde özellikle gıda alerjileri konusunda, örneğin Türkiye'deyken dışarıda arkadaşlarımla yemek yemek ya da ailemle yemek yemek benim için çok zor oluyor. Çünkü gittiğimiz yerlerdeki insanlar genelde bu konuda çok bilgili olmuyorlar ve bizim mutfağımızın temel taşlarından olan un, işte bulgur, şehriye gibi ürünleri aslında ben tüketemiyorum. Çünkü bu konuda zorluk yaşıyorum. Çünkü insanlar da yeterince bilinçli değil. Yurt dışında ise çok fazla seçenek ve çok fazla ürün var. Aynı zamanda insanlar da bu konuda özellikle eğer gıda sektöründe çalışacaklarsa küçük bir bilgilendirme kursundan geçiyorlar. Ve o şekilde hizmet vermeye başlıyorlar. Bu şekilde diyebilirim. Yurt dışında çok daha kolay oldu hayat benim için. Çünkü farklı seçenekli gıdalara çok daha kolay ulaşabiliyorum. Peki bu hastalığın tanısını aldıktan sonra hayatında böyle senin için endişe yarattı mı bu durum? Bizi izleyen gıda alerjisi olan hastalar için ya da işte bu kısıtladığın gıdalardan dolayı hayat kaliten çok düştü mü? Hastalıkların olur mu? Ben şöyle düşünüyorum. Ben bu tanıyı almadan önce nedenini bilmediğim bir şey hayatı bana zindan etmişti neredeyse. Ve bunun nedenini bilmek o gıdaları yememeye değer diyebilirim. Çünkü artık o korkuyu yaşamıyorum içimde. Ve o acilde yaşadığım kötü anıları tekrar yaşamamak için açıkçası bu gıdaların hiçbirini yememeyi ben gönülden kabul ediyorum. O yüzden aslında hiç zorluk yaşamadım. Ben sadece bunun nedenini bulduğum için çok mutlu hissettim kendimi. Evet, özellikle sosyal olarak çok sınırlayıcı olduğu zamanlar olabiliyor. Özellikle dediğim gibi ev dışında bir yerde yemek yenecekse ya da bir toplantıya katılacaksa benim için en azından işte arpa, buğday, çavdar olmayan gıdaları seçmek zor olabiliyor.
Fakat ben bunu kendime hiçbir zaman dert etmedim diyebilirim. Çünkü nasıl sağlıklıysam öyle daha mutluyum doğrusunu isterseniz. Ve her şey muadil de günümüzde bir şekilde yapılabiliyor. O yüzden iyi tarafından bakmaya çalışıyorum. Peki bir diyetisyenden yardım aldın mı Mustafa? Ben bir diyetisyenden yardım almadım. Kendimle mutfakta vakit geçirmeyi seviyorum. Elimden geldiğince kendi diyetime uygun gıdaları hazırlıyorum sürekli. Bir yandan da aslında az önce söylediğim gibi bu gıdaları kesmek genel sağlığım için de iyi oldu. Çok çok kilo verdim. Çok sağlıklı bir hale geldim. Kan değerlerim çok düzeldi. Ek bir hastalığında oluşmadı yani, değil mi? Evet. Bu karbonhidratlı gıdaları tüketmemekle. Çünkü içeriğinin ne olduğunu biliyordun. Neyi nereden alman gerektiğini de biliyordun. Tabii ki. Aynı zamanda çok başka bir şey de söylemek isterim kısaca. Bu gıda alerjisi tanısını aldıktan sonra tabii ki insanlar artık markete girip her istediğimi alamaz hale geldim. Her şeyin etiketini okumak zorunda kalmaya başladım. Ve gıdaların etiketlerini okudukça aslında tükettiğim birçok gıdanın da alerjimden bağımsız olarak sağlıksız olabileceğini öğrendim. Ve buna göre de aslında diyetimi daha sağlıklı hale getirdim. Yani aslında her açıdan daha bilinçli bir insan olmama yardım etti diyebilirim. Evet. Aslında Mustafa şanslı bir hastamız. Çünkü onun alerjik olduğu gıdalar etiketlerin birçoğunda yer alıyor. Ve genel olarak Türkiye'de kullanılan malzemeler olduğu için sadece birazcık zor. Ama yurt dışında yaşamasını da aslında kolaylaştırıyor biraz. Restoranlarda da aynı şekilde. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa bizimle bu deneyimini, tecrübeni paylaştığın için. Dursun Hocam buyurun. Sevgili Reyhan teşekkür ediyorum. Mustafa ben de teşekkür ediyorum sana tekrar. Bu deneyimini çok net bir şekilde bize aktardığın için. Şimdi geriye doğru dönüp bunları aktarırken sanki çok kolaymış gibi geliyor ama eminim çok zorlu süreçlerden geçtin. Çok sıkıntılı anlar yaşadın. Büyük bir bilinmezlikten, kaostan artık önünü görebiliyorsun, yolunu seçebiliyorsun, buralara geldin. Ne şanslıymışsın ki iyi bir alerji ekibiyle karşılaşabilmişsin. Özellikle ülkemiz ve yurt dışındaki farklılıkları da burada paylaştığın için ben ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Biz de kendi ülkemizde hem sektörde çalışanları hem de ailelerimizi, yakınlarımızı, okullarımızı da bu konuda eğitmeliyiz. Bu da hekimler olarak bizim üzerimize düşen bir görev. Ben şimdi izin verirseniz çok kısaca bir toparlayıcı özet yapmak istiyorum. Arkasından da seyircilerimizle, sizlerden gelen sorularla birlikte bir sohbetimize daha devam ederiz. Hemen paylaşıyorum ekranımı. Şuradan. Evet, bugün Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği'nin Halk İçin Besin Alerji Kongresi'ni ilk defa olarak dijital platformda gerçekleştirdik. Ve gün boyunca hem pediatrik yani çocukluk yaş grubu hastalar hem erişkin hastalar için iki ayrı paralel salonda çok güzel bilgiler edindik. Ben kısaca bu bilgileri kapanış olarak size bir toparlamak istiyorum. Bir gıda tükettiğimizde, besin aldığımızda, istemediğimiz bir olayla karşılaştığımızda hemen insani olarak bunu bu gıda bana alerji yaptı diye nitelendiriyoruz. Oysa ki gıdaları aldığımızda karşılaştığımız bu istenmeyen olaylar, ters reaksiyonların aslında büyük çoğunluğu bizim besin intoleransı dediğimiz gıdaların bir takım farmakolojik yapılarından kaynaklanan, mesela çayı kahveyi fazla içtiğinizde kafein fazlalığını yarattığı yan etkiler, çarpıntı gibi. Ya da sizin bireysel olarak bir takım enzim eksikliklerinizden, en sık bilineni laktoz intoleransıdır. Laktoz enziminin eksikliği nedeniyle süt ve süt ürünleri tükettiğinizde yaşadığınız bir takım mide bağırsak sorunları. Biz bunları hekimler olarak besin alerjisi grubunda değerlendirmiyoruz. Besin alerjisi grubu aslında bu istenmeyen reaksiyonların çok az bir kısmından sorumlu. Erişkinlerde bu oran %2 kadar oldukça düşük. Peki nedir bu besin alerjisi dediğimizde? Ne zaman biz besin alerjisi düşünelim? Aslında hani tek bir belirti, tek bir bulgu yok. Hani sizde gıda aldıktan sonra şu olursa biz buna besin alerjisi diyoruz diye. Tamamen bir takım
gelişen olayların gelişme zamanı, beraberlikleri, akıbetleri gibi kompleks bir detaya bakarak sizde besin alerjisi olup olmadığı kararını veriyoruz. Aklınıza gelebilecek her organınız tutulabilir. Genel olarak ilk akla gelen cilt tutulumu olması, hani kızarıklık olması, kaşıntı olması, döküntü olması, kurdeşen ya da dabaz olarak bilinen, sadece bu şekilde karşımıza çıkmıyor besin alerjileri. Nefes darlığı yapabiliyor, burun akıntısı yapabiliyor. Aynı polen sezonunda yaşadığınız polen alerjik nezle, göz nezlesi belirtileri yapabiliyor. Ya da mide bağırsak sistemiyle ilgili sorunları yaratabiliyor. Çok daha ciddi olanlar, ani gelişenler, biraz önce sevgili Mustafa'nın da anlattığı gibi bilinç kaybına varan şok düzeyinde reaksiyonlara yol açabiliyor. Bazen de kişinin tam olarak tanımlayamadığı, hani bana bir şey oldu, anlatamıyorum, kötü bir şey olacak hissi, gerginlik gibi tam da oturtamadığımız belirtilerle de besin alerjisi karşımıza çıkabiliyor. Peki o zaman ya bu durumlar pek çok şekilde karşımıza çıkabilir. Biz hangisine besin alerjisi diyeceğiz? İşte burada elimizde birkaç ipucu var. Eğer tüm dünyada en sık karşılaşılan besin alerjen maddesiyle biz bunları yaşamışsak, ki bu her ne kadar coğrafi bölge beslenme alışkanlıklarına göre değişiklikler gösterse de tüm dünyada sabittir. En çok bu gördüğümüz 8 besin maddesiyle, besin alerjisiyle karşılaşmaktayız. O zaman aklımızda bir ışık yanıyor. Evet, bu bir besin alerjisi olabilir diye. Ama bu tek başına yeterli değil. Mutlaka sevgili Mustafa'nın ve Reyhan'ın da bahsettiği gibi çok iyi bir hasta hekim işbirliğiyle doğru tanı koymamız gerekiyor. Çünkü yanlış tanı koyduğumuzda hastalar gereksiz yere çok geniş diyetler yapmak zorunda kalıyor ve bu çok geniş diyetlerin akabinde ona bağlı bir takım eksiklikler, komplikasyonlar, organ yetmezlikleriyle karşılaşabiliyorlar. Ya da tam tersi, yanlış tanı koyduğumuzda gerçekten alerjik olduğu besinden uzaklaştıramadığımız için kişinin hayatı riski devam edebiliyor. Burada en önemli nokta, birinci basamak, öykünün, hastanın şikayetlerinin detaylı olarak incelenmesi. Eminim ki bunu sabahtan beri defalarca duydunuz. Ama inanın, özellikle sahada çalışırken biz hekimlerin en çok zorlandığı nokta bu. Mutlaka çok detaylı bilgi istiyoruz. Bazen yaşadığımız olayların üzerinden çok uzun zaman geçmiş oluyor. Net olarak hatırlayamayabiliyorsunuz. Ya da olay o kadar şiddetli oluyor ki sadece yaşadığınız reaksiyonla ilgili bizlere geri bildirimde bulunuyorsunuz. Oysa bize o esnada tükettiğiniz tüm gıdalar gerekiyor. Sizin için özellikle olan yediklerinizin içinden A maddesi sorumlu olabilir gelse de aslında sizin hiç tahmin etmediğiniz B maddesi de buna yol açıyor olabilir. O nedenle çok net olarak ne yendiğinin, içeriklerinin, pişmiş mi, çiğ miydi, herhangi bir kombinasyon yapılmış mıydı, üzerine bir sos konulmuş muydu gibi çok detaylı bilgisine ihtiyacımız oluyor. Diğer önemli bir nokta, besini, gıda maddesini tükettikten ne kadar süre sonra sizde şikayetlerin ortaya çıktı. Besin alerjisi çok geniş yelpazede bir hastalık. Kimisi dakikalar içerisinde ortaya çıkabildiği gibi, çok özel durumlarda, özellikle kırmızı et alerjisi gibi durumlarda 6 saat, 8 saat sonra da ortaya çıkabiliyor. Ki böyle ara uzadığı zaman ilişkiyi kurmak hem sizler hem bizler açısından da zor olduğu için çok detaylı öyküye ihtiyacımız oluyor. Elbette ki sadece gıdaya da saplanmamak lazım. Beraberinde alınan ilaçlar da çok önemli. Ya da sevgili Mustafa'nın örneğinde olduğu gibi gıda tüketimini takiben egzersiz yapılması da bu olayı tetikleyebilir. Bunları hiçbir zaman atlamamak lazım. Bizlerin size sorması, sizlerin de bize detaylı olarak anlatması gerekiyor. En sonunda yaşadığımız reaksiyonların, hani cildiniz mi kızardı, nefesiniz mi daraldı, karın mı ağardı, bunun ne kadar sürdüğü, ne şiddette olduğu, evde kendiliğinden mi geçti, ilaç mı aldınız düzeldi ya da acile gitmek zorunda kaldınız. Hani bu olay ne kadar sürdü? Bütün bunlara ait veriler de bizim için çok önemli. Atladığımız diğer bir noktada bu reaksiyonları kaç kere yaşadık, ne zaman yaşadık?
Diyelim ki bir zamanda 3 ay önce, 5 ay önce, 3 yıl önce A maddesiyle sorun yaşadınız. Ona alerjiniz olduğunu düşünüyorsunuz. Ama sonrasında bu besini farklı şekillerde de olsa tüketebildiyseniz o zaman alerjiden bir miktar uzaklaşabiliyoruz. Ancak tek başına hiçbir zaman öykü bizim için yeterli değil. Yani sizin anlattıklarınız bize yol gösteriyor. Biz tanı koymak için hangi yolu izlemeliyiz? Buna ışık tutuyor. Besin günlüğü, ajanda tutulması bu konuda en önemli nokta. Çünkü insanlık hali, hepimiz unutabiliriz. Şu an mesela bana sorsanız ben bile bugün pazar kahvaltısında neler yedim, tahmin ettiğiniz gibi oldukça karışık bir pazar kahvaltısı oluyor. Bunları tek tek sonrasında hatırlamak zor oluyor. O nedenle iyi bir besin günlüğü, besin ajandası tutmak çok yol gösterici olacaktır. Sizin bize anlattıklarınızdan biz hastalığınızın gerçekten bir besin alerjisi mi yoksa besin intoleransı, besin zehirlenmesi mi, bu ayrımı yapıp ona göre uygun testleri istiyoruz. Testler dediğimizde hemen aklımıza Mustafa çok güzel anlattı, Reyhan çok güzel bahsetti. Hem deri testlerimiz var, alerji deri testlerimiz, hem de kan testlerimiz var. Şimdi direkt herhangi bir deri testi ya da direkt herhangi bir kan testi yok ki gelin bakalım sizin alerjiniz var mı yok mu? Böyle bir sistem işletmiyoruz. O yüzden kesinlikle genel, kapsamlı, ne var ne yok diye bir test yapılması biz alerji hekimlerinin önerdiği bir yaklaşım değil. Biz alerjistler olarak hastanın öyküsünün detayına bakarak hangi testin uygun olduğuna karar veriyoruz. Önceliğimiz elbette ki deri testleri ama yapılabilecek durumlar var, yapılamayacak durumlar var. Her hastanın özelinde bunu değerlendirmek lazım. Kan testleri işine gelince de serumda şüphelendiğiniz kan, besine özgü spesifik özel immünoglobulin E'ye bakabiliriz ki bizlerin en çok takip ettiği budur. Ama bunları da yine toplu olarak değil de neyden şüpheleniyorsak ona doğru bakmak gerekir. Bulduğumuz sonuç tek başına hiçbir zaman anlamlı değildir. Mutlaka hastanın öyküsüyle değerlendirmek, hatta şüphede kalıyorsak, arada kalıyorsak bunu provokasyon yani besin yükleme testiyle kanıtlamamız gerekebilir. Burada yeri gelmişken bahsetmek istediğim diğer bir noktada özellikle immünoglobulin G, besin maddelerine, gıda maddelerine karşı immünoglobulin G değerlerini gösteren testlerin alerji değerlendirilmesine yeri bulunmamaktadır. Bunlar sizin sadece o besinle daha önce karşılaştığınızı gösterir. Ama buna karşı bir farklı bağışıklık yanıtı oluşturup oluşturmadığınızı göstermez. Kesinlikle immünoglobulin G içeren testlerin tekli ya da toplu olarak yapılmasına gerek yoktur. Bunu bu arada belirtmek gerekiyor. Şüpheli besinle eliminasyon dediğimizde bunu da mutlaka hekim kontrolünde yapmak gerekiyor. Yani kendiniz ya ben şundan şüpheleniyorum bunu bir yemeyeyim bakalım. Çünkü o besinin, o gıda maddesinin gerçekten nelerin içinde olduğunu çok net tek tek belirlememiz ve gerçek bir eliminasyon yapmamız gerekiyor. Ve bunun için de süreye dikkat etmemiz gerekiyor. Yani 2 gün yapıp, 3 gün yapıp bir şey değişmedi demek mantıklı değil. En az 2 ila 4 hafta bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Diğer bir noktada gerek deri testleri olsun, gerek immünoglobulin E testlerinin yorumlanması olsun, özellikle de besin yükleme testleri, bunlar çok ciddi anafilaksi riski olan testler olduğundan mutlaka alerji uzmanlarının gözetiminde deneyimli alerji ekiplerinin olduğu merkezlerde yapılması gerekir. Yani bugünkü oturumlardan sonra biraz daha kendinizi detaylı değerlendirip A maddesinden şüpheleniyorum, dur ben şunu kendime bir 2 hafta almayayım, sonra alayım bir deneyeyim oluyor mu? Bu asla yapılmaması gereken bir durum. Şüphe ettiğiniz bir şey varsa mutlaka alerji hekimiyle işbirliği içerisinde olmamız gerekir. Peki tanımızı koyduk, ne yapacağız? Aynı Mustafa'nın özelinde olduğu gibi en azından bir bilinmezi ortadan kaldırıyoruz. Erişkin hastalarda çocukluk yaş grubuna göre daha az oranda %2 ve daha az görünse de tablolarda biraz değişik olabiliyor. Mesela Mustafa'da yaşadığımız gibi anafilaksi gibi çok ciddi reaksiyonlar olabiliyor. Ya da sadece polen mevsiminde polen alerjiniz olduğu için polenle besin maddeleri arasında
çapraz reaksiyondan doğan, ağızda boğazda kaşıntıyla, şişliklerle giden oral alerji sendromu dediğimiz tabloda karşılaşabiliriz. Ya da kırmızı et alerjisinin özel bir türü olan gecikmiş anafilaksi dediğimiz, özellikle kırsal bölgede kenelerin bol olduğu yerde kene ısırığından sonra gelişen kırmızı et alerjileri olabilir. İşte bunların hangisi olursa olsun öncelikle adının konması, bireyin ve ailesinin bu konuda bilgilendirilmesi ve hafif reaksiyon yaşadığında hangi ilaçları alması lazım, ne zaman hastaneye gitmesi lazım bunu öğretmek gerekiyor. Ama anafilaksi öyküsü varsa mutlaka adrenalin otoenjektörünü yanında taşımalı. Artık ülkemizde de Penepin ismiyle adrenalin otoenjektörümüz mevcut. YouTube'da da kullanım videoları mevcut. Zaten alerji kliniklerinde de bizim demo gösterme cihazlarıyla mutlaka anafilaksi olan bireylere eğitim verilmekte. Bunu aklımızdan çıkarmamak lazım. Anafilaksisi olan bireylerin hayatları boyunca nereye gidiyorlarsa mutlaka adrenalin otoenjektörü yanlarında taşımaları gerekir. Artık bilgi çok hızlı yayılıyor ama infodemi gibi bir sorunumuz da var. Doğru olmayan, gerçek olmayan ya da yanlış yönlendirmeli bilgilere dolaşabiliyoruz. Şu an için bunlardan en önemlisi besin alerjisindeki aşı tedavileri, oral immünoterapisi. Evet, böyle bir durum var. Henüz araştırma aşamasında, çocukluk çağında belli bir grup yer fıstığı alerjisi için önerilen yöntemler var. Ancak şu an için erişkin hastalarda bununla ilgili standart bir yaklaşım yok. Elbette ki gelişen gelişmeler, elde edilen veriler arttıkça bunları da sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyacağız. Şu an için yapmamız gereken en önemli şey kaçınma. Ki Mustafa bize bunu çok güzel anlattı. Hemen kaçınma derken unu alerjiniz var ya da yumurtaya alerjiniz var, kırmızı et alerjiniz var. Tek başına onu çıkarmak yetmiyor. Mutlaka onu etkileyebilecek başka olayları da düşünmemiz gerekiyor. Mesela bulaş. Daha önceki oturumlarda da bahsedildi. Annenin yumurta alerjisi var. Kendisi tüketmiyor. Ama çocuklarına yumurta hazırlarken, yumurtalı gıda hazırlarken ona dokunmakla ya da havaya karışan yumurta alerjenlerini solumakla da reaksiyon gelişebilir. Bunun uç örneklerinden bir tanesi de mesela sizin ceviz alerjiniz vardır. Siz yemediğiniz ama çocuğunuz cevizli dondurma yedi ve geldi sizi yanağınızdan öptü. Bu bile anafilaksik reaksiyon yol açabilir. Ya da sizin muz alerjiniz var. Muzlu bir pasta yapılmış, kesilmiş. Siz o bıçağı kullandınız. İnanın onların üzerindeki alerjenlerden bile gerçek besin alerjiniz varsa reaksiyon geliştirme olasılığınız var. Mutfak malzemeleri bu konuda oldukça riskli. Bu konuya özen göstermek lazım. Diyet düzenlemesi gerekli, evet, ama çocuklardaki kadar o kadar ciddi boyutta değiliz. Yine de özellikle besin alerjisi konusunda deneyimli diyetisyenlerle bu konuda işbirliği yapılabilir. Çünkü bu sefer de işin ucunu kaçırıp aşırı gereksiz eksiltmeler yapmamak lazım. Defalarca bahsettik, gizli besinler var. Bunların ne olduğunu bilmek lazım. Özellikle etiket okumak çok önemli. Mesela siz süt alerjiniz olduğunu düşünüyorsunuz. Etiketi okuyorsunuz. Orada içeriğinde süt yazmıyor. Ama sütün alerji yapan proteini yazıyor. İşte bunları birey özelinde tek tek mutlaka anlatmak lazım. Alacağınız bir gıda maddesinin etiketini, o minik minik yazıları belki yanınıza bir büyüteç takarak okumak sizin için hayati önem taşıyacaktır. Gıdalarınızı kendiniz hazırlıyorsanız biraz daha şanslısınız. Ama dışarıda yemek yiyorsanız ya da bir başkası sizin için gıda hazırlıyorsa onları da bu konuda eğitmek oldukça önemlidir. Ekranda küçük de olsa özellikle bir takım gizli olabilecek alerjenleri verdim. Mesela bu dışarıda yediğimizde yumurta içermesi, fındık içermesi ya da erişkin hastalar için hani hep gıda gıda konuştuk ama bir takım destekleyici ürün kullanımı çok yaygın bizim ülkemizde. Eczanelerden değil de diğer marketlerden alınanlar. Bu destekleyici ürünlerin özellikle kapsül yapısında olanların içinde de sizin alerjiniz olan maddeler yer alabilir. Bunu da gözden kaçırmamak gerekir. Son olarak da çapraz alerjenlerden çok kısaca bahsetmek istiyorum. Bunu sadece bir görsel aklınızda kalsın diye koydum. Sakın ola ki herkes mutlaka bu
çapraz alerjenleri ezberleyip benim ona alerjim olabilir diye düşünmemesi lazım. Sadece gıda alerjisi değil, ev tozuna alerjiniz olduğunda bazı kişilerde kabuklu deniz ürünleri dediğimiz karidese alerji olabiliyor. Ya da polenlerde bazı meyve ve sebzelere karşı olabiliyor. Lateks alerjiniz olduğunda, hani plastik eldivenler ya da diğer ürünlere karşı alerjiniz olduğunda, muz, avokado, kestane, kivi gibi meyvelerle çok ciddi reaksiyonlar olabiliyor. Bunların olabildiğini bilmeniz, sizin durumunuzda geçerli mi değil mi bunu ortaya koymak için mutlaka alerji hekiminize danışmanız gerektiğini buradan sizlere iletmek istiyorum. Ve son olarak şunu lütfen unutmayalım. Evet, erişkinlerde çocuklara göre daha az görülüyor ama her yaşta görülebiliyor. Yani benim 5 yaşında alerjim yoktu, çocukluğumda hiçbir şeyim yoktu. 20 yaşında çıktı, 30 yaşında çıktı, 70 yaşında dahi alerjiniz çıkabilir. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Şemsiye biterim. İlla ki herkesinki anafilaksi gibi ölümcük olacak durumda değil. Ama hafif formları da sizin yaşam kalitenizi düşürebilir. Ya da ilaçlarınızla etkileşim yapabilir. Tanı oldukça alengirli. Eminim ki bugün sabahtan beri olan oturumlarda bunu diğer meslektaşlarım da defalarca tekrarlamıştır. Hiçbir zaman tek başına öykü yeterli değil. Hiçbir zaman tek başına yapılan deri testi ya da kan testi yeterli değil. Mutlaka bunların uygun hastada, uygun şekilde seçilmiş sesle yapılması ve uygun şekilde yorumlanması gerekiyor ki doğru tanı ve takip olabilsin. Bunun için de sizleri alerji hekimlerine başvurmanızı öneriyorum. Ve son olarak sabahtan bu yana bir pazar gününü bizlerle geçirdiğiniz için siz değerli izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Ve soru cevaplara devam etmek için sözü sevgili Reyhan'a bırakıyorum. Hocam çok güzeldi. Teşekkür ederiz. Şimdi öncelikle Umut Bey bir tane soru sormuş. Besin alerjisi olan insanlarda alerji egzersizle ve sporla artar mı diye soruyor. Şimdi Mustafa Bey'in özelinde bakarsak onunki çok özel bir hastalık. Yani oldukça nadir görülüyor ama böyle bir durum var. Fakat her besin alerjisi olan hastada egzersizle besin alerjisi artacak diye bir durum söz konusu değil. Umut Bey'in besin alerjisi tanısını koyan hekimiyle irtibat kurması ve kendisinin hangi gruba ait olduğunun belirlenmesi herhalde en doğrusu olacaktır diye düşünüyorum. Sen ne dersin Reyhan? Hocam bazı gıdaların alımlarını alkolün, ağrı kesicilerin arttırdığını biliyoruz. Bazı kadınlardaki özel durumlarda da alerjik reaksiyonların, gıda alerjilerinin arttığını görüyoruz. Ama bu tabii kişi özelinde. Genel bütün besin alerjilerinde bunu genel bütün besin alerjilerini yüklemek doğru olmaz. Mustafa Bey'in tanısı özeldi ve onun bütün reaksiyonları genelde bu karbonhidrat içeren gıdaları, özel seçilmiş gıdaları kullandıktan sonra gelişiyordu. Bazen bu şekilde sadece soya tüketip egzersiz yapmadığı zaman sıkıntısı olmuyor Mustafa Bey'in. Mustafa Bey egzersiz yaptığında sıkıntısı oluyor. Bu ayrı bir tanı. Özel bir tanı. Özelinde değerlendirelim. Daha doğru olur. Evet. Handan Yılmaz, çevremde tansiyon ve şeker hastaları ilaçlarını alıp yine de tuzlu tatlı yemeye devam edebiliyor. Besin alerjisinde de bu geçerli midir? Bunun bir derecesi var mı? Yani şikayet derecesi azsa alerji ilacı alıp devam edebilir miyiz yemeye diye sormuş. Çok güzel bir soru. Şimdi öncelikle Handan Hanım'ın ilk cümlesi için herhalde endokrinci arkadaşlarım, kardiyolog arkadaşlarım bunları duysa şöyle saçları diken diken olurdu. Bir tansiyon hastasının, bir diyabet hastasının ilaçlarını alıp tuzlu yemesi, tatlı yemesi hiç doğru bir yaklaşım değil. Hastalığının ilerlemesine ve bir takım geri dönüşü olmayan komplikasyonlara, diğer organlarında hasara yol açabilir. O yüzden bu hiç doğru bir yaklaşım değil. Öncelikle bunu bir kenara koyalım. Açıkçası benim görüşüm besin alerjisinde de benzer. Hafif de olsa, çünkü erişkinlerde karşılaştığımız besin alerjileri bizim hayatımızı idame ettirmemiz için elzem olan gıdalar değil. Nedir hafif olanlar? Polen, oral alerjisi sendromu.
polen sezonunda bazı sebzeleri, bazı meyveleri çiğ olarak tüketemiyoruz. Ama nedir? Bir şeftaliyi ısırarak yiyemezsiniz de bir hoşaf olarak ya da tatlı olarak bir işlemden geçtikten sonra tüketebilir hale gelirsiniz. Ama çok ciddi besin alerjisi, hani anafilaksi boyutunda olanların zaten külliyen hiçbir şekilde tüketmemesi gerekiyor. Ben bir de altı... Tabii ki. Örneğin ben de yani alerjim hemen bir anda böyle anafilaksi olarak başlamadı aslında. En başta daha semptomlarım vardı. Daha sonra bu vücudumun her yerinde olmaya başladı ve bu giderek artan bir seyir izledi. Yani bence burada önemli olan, eğer kişi bir şeyi tüketmekten rahatsız oluyorsa, yani tükettikten sonra kendisini rahatsız hissediyorsa, hani her zaman o şeyi az tükettiğinde vücudu az tepki verecek diye bir şey yok. Eğer yanlışsa lütfen düzeltin. Çok haklısınız. Ben kendimde de bunu gözlemledim. Yani o riske hiçbir zaman girmeye değeceğini düşünmüyorum. Çünkü vücudumuz ne zaman neye hangi şiddetle tepki vereceğini kestirmek imkansız sanıyorum. Çok çok doğru söylüyorsun Mustafa. Evet, burada da gene hastalık yoktur, hasta vardır diyeceğiz. Şöyle bir şey, bazı hastalar gerçekten bunu kesinlikle kişi kendi başına denemesini önermeyiz öncelikli olarak. Doktorunun tavsiyesine göre hareket etmesini öneririz. Burada şeker ve tansiyon hastaları için özel bir şey söylemek istiyorum. Burada tuzluya ya da tatlıya bir alerjileri yok bu insanların. Sadece hani bunları kullandığında hastalıklarını daha da kötüleştireceği için bunları yasaklıyorlar. Ama besin alerjisi kavramı biraz daha farklı. Ve gerçekten kişi alerjikse, hocamızın da bahsettiği gibi, sadece kokusuyla bile çok ciddi ölümcül reaksiyon yaşayan öyküsü olan hastalarımız var. Bu yüzden bunu bireysel de ve doktor hasta düzeyinde değerlendirmek daha doğru olacak yine. Sevgili Beyhan, iki tane sorumuz Şermin Hanım ve Burcu Hanım. Aslında üç aşağı beş yukarı aynı şeyi söylüyorlar. Bir tanesi de, besin alerjisi olan insanlara diyetisyenler de tedavi verebilir mi? Her yerde besin testleri yapıp bir süreye alerjiniz var deniyor. Bu testler gerçekten alerji testi mi? Değilse kim yapıyor bunları? Konuşmamda bahsettim. Evet. Besin alerjiniz olduğunu düşünüyorsanız kesinlikle başvuracağınız tek adres alerji hekimleri. Öykü, kime hangi test uygun? Yapılan testin yorumlanması sadece ve sadece alerji uzmanları tarafından değerlendirilebilir. Diyetisyenlere ancak ve ancak bir alerji uzmanı size tanı koyduktan sonra diyetisyenize de gerekli bilgilendirmeyi yaparak başvurmanız en doğrusudur. Dışarıda yapılan testler çoğunlukla immünoglobulin G bazlı testler. Yani sizin gerçekten o besine alerjiniz olduğunu değil, sizin daha önce o besinle karşılaşıp karşılaşmadığınızı gösteren testler. Bu konuyla ilgili Reyhan'cığım, sen de görüşünü paylaşmak ister misin? Sonra da Burcu Hanım'a biraz yanıt veririz. Şöyle hocam, bize de maalesef böyle hastalar listelerle geliyorlar ve gerçekten bu çocuk düzeyinde çok tehlikeli bir şey. Erişkin hastalar tabii daha kendini biraz daha diğer gıdaları aldığı için çok şey yapmıyorlar. Birçok şey aslında birbirine karışıyor. Bence doğru kişiye ulaşmaları çok önemli. Eğer şüpheleniyorlarsa mutlaka bu işin uzmanına ulaşsınlar. Bu şekilde hastalarımız da var. Mustafa Bey çok kendisi bilinçli bir hastamız olduğu için kendisini diyetisyene gitmeden de yasaklanan gıdaların içerisindekileri başka gıdalardan kompanse edebildi. Bizim diyetisyene göndermedeki amacımız yasaklanan, kullanmaması gereken gıdaların içerisinde kişinin günlük hayatında alması gereken elementleri, proteinleri başka şeylerden, başka gıdalardan almasına yardımcı olmak amaçlı biz yönlendiriyoruz. Bu konuda bizim kendi diyetisyenlerimiz çok bilinçli. Bu şekilde biz hastalara yardımcı oluyoruz. Yoksa hani diyetisyenin hasta tedavi etmek gibi bir şeyi... Ya da tanı koymak gibi. Evet. Zaten beslenme ve diyet uzmanlarının bir tanı koymak ve o tanının tedavisi, kendi başlarına düzenlemeleri besin alerjisi açısından hiç uygun bir yaklaşım değil.
Bu konuda tek adres alerji hekimi. Ben de bu alerjim başladığı zaman bu daha çok ticari olan özel laboratuvarların yaptırdığı testlerden karşıma çıkmıştı ve çok büyük bir heyecanla evet şimdi ne alerjim olacağını bulacağım diye bu testlerden yaptırmıştım. O zaman çok bir bilgim yoktu ama dediğiniz gibi immunoglobulin G tabanlı testlerdi ve hiçbir şey alerjim çıkmamıştı. Ve ben çok rahatlayıp hayatıma devam etmiştim ve kısa süre içinde tekrar bir reaksiyon yaşamıştım. O zaman çok moralim bozulmuştu. Yani kısaca bence kişi kendini kötü hissediyorsa bunun en doğru yolu bir alerji uzmanı hekimle yüz yüze görüşmek olmalı diye düşünüyorum ben. Çünkü ben kendim yaptırıp negatif sonuç aldığım için biliyorum nasıl olduğunu. Bir de diğer uç nokta var. Mesela biri demiş ki besin testi yaptırdım 400 küsür tane bir sürü gıda saymış. Bir şeye alerjim var dediler. Evet bazı şeyleri yediğim zaman midem ağrıyor ama ne kaşıntım ne de başka bir şey oluyor alerjik. Alerji doktorları ne diyor bu testlere? Alerji doktorları bu testlere gerek yok diyor. Anlamsız diyor. Bu testleri boşu boşuna para verip yaptırmayın diyor. Eğer besin alerjisinden şüpheleniyorsanız önce hiçbir şey yaptırmadan bir alerji hekimiyle görüşün. Gerçekten şüpheleriniz yerindeyse o sizi zaten uygun testlere yönlendirecektir. Yani bu kadar geniş yelpazede gıda maddesini tüketememek de insanlarda kilo vermeden bir sürü eksikliklere kadar yol açabiliyor. En sonda da bir soru var Reyhancığım. Moleküler alerji testleri belirsin alerjilerine de yapılıyor mu? Bu testler Türkiye'de yapılıyor mu? Evet ve evet. Ama kim istemeli? Tabii testi, ki alerji immünoloji uzmanları. Uzmanı istemeli. Çünkü orada da moleküler alerji testlerinde de inanın sayfalarca sonuç var. Bunun ne şekilde yorumlanacağı çok önemli. O nedenle hastanın verdiği öyküyü çok detaylandırmalıyız. Ona uygun testi istemeliyiz. Çıkan testi de direkt bu negatif çıkmış değildir, bu pozitif çıkmış bundandır diye yorumlamamak lazım. Hasta özelinde herkesi değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Ben bu sohbetten çok keyif aldım Mustafa'cığım, sevgili Reyhan'cığım. Sizlerin son olarak söylemek istediği birkaç cümle varsa alıp oturumumuzu kapatalım diyorum. Ne dersiniz? Öncelikle bizi vakitlerine ayırdığı için dinleyicilere çok teşekkür etmek istiyorum. Berna Hocam sizinle konuşmak, bir ekranı paylaşmak çok özeldi. Teşekkür ederim. Mustafa, özelsin diyorum. Ben de çok teşekkür ederim kendi adıma. Hayatında da bu tarz sorunlar yaşayan insanlar varsa morallerini bozmamalarını, bir an önce doğru tanıyı almalarını isterim, diliyorum. Ondan sonra hayat çok daha rahat ve güzel oluyor bence. Evet. Teşekkür ederiz. Mustafa, çok teşekkürler. Evet. Ulusal Alerji Derneği'ne bu yıl ilk kez düzenlediler. Çok güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ben de hem derneğimize, hem siz katılımcılara, hem oturum arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum ve herkese sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Yapayım buradan da. İkinci salonumuz. Başlayalım. Okey. Sevgili katılımcılar, Türkiye'nin ilk halk için besin alerjisi kongresinin sonuna geldik. Bizler ve sizler besin alerji savaşçıları olarak bir araya geldik. Bütün gün toplam 20 konuşmacı 7 saate yakın bir süre içerisinde bilgilerimizi size aktarmaya çalıştık. Soruları cevaplamaya çalıştık. Umarım çok faydalı olmuştur. Kongremiz YouTube, Facebook, Alerjim TV ve Instagram'dan ve iki salondan canlı olarak yayın şeklinde yapıldı. Hem erişkin hem çocuk besin alerjileri konuşuldu. Besin alerjisi çok boyutlu bir klinik tablo. Kişiye özgü yaklaşım yapmak gerekiyor. Uzman ve hasta işbirliği son derece önemli. Bu nedenle besin alerjisi yolculuğunda
asla uzmanınızla bağlantınızı kesmemenizi öneriyoruz. Bizleri pazar gününüze dahil ettiniz evlerinizde, diğer platformlarınıza. Toplam gün içerisinde 300'den fazla soru soruldu. Çok fazla katılım aldık. Bu yüzden çok mutluyuz. Umarım faydalı olabilmişizdir. Bu programın gerçekleştirilmesinde çok büyük önem olan Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği'ne, Besin Alerjisi Çalışma Grubu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bunun dışında ana sponsorumuz Montero firmasına, toplantıları gün içerisinde büyük bir titizlikle, pürüzsüz bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan başta Bora Uçak olmak üzere Zeyn Prodüksiyon'a, derneğimizin sekreteri Sayın Veli Bey'e, çok 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 teşekkür ediyoruz. Şimdi bu besin alerjisi yolculuğunda umut hep vardır diyoruz. Hiç umudumuzu kaybetmeyeceğiz, pozitif düşüneceğiz, birlikte yürüyeceğiz. Herkese sağlıklı günler diliyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Çok teşekkür ediyoruz Ayşen Hocam bu kapanış konuşmanız için. Ben de tüm katılımcılara, özellikle besin alerjileriyle ilgili bu kadar güzel, güncel, temel bilgileri çok anlaşılır bir dilde, çok net bir şekilde ifade eden tüm katılımcı değerli hocalarımıza ve siz sevgili değerli dinleyicilerimize, katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu pazar gününü Besin Alerjisi Farkındalık Haftası'nda bize ayırdığınız için ilgi gerçekten çok fazlaydı. Bu da bize birincisini düzenlediğimiz bu halka yönelik Besin Alerjisi Kongresi'nin belki önümüzdeki yıl ikincisini düzenleyebileceğimizi düşündürdü. Ben Ayşen Hocam'a ek olarak şunu hatırlatmak istiyorum. Bilgiyi doğru kaynaktan almak çok önemli. Özellikle besin alerjisi konusunda Alerji İmmünoloji Derneğimizin, Türkiye Ulusal Alerji İmmünoloji Derneğimizin besin alerjileriyle ilgili çok güzel web sayfası var. Sizleri oraya davet ediyorum. Orada yine tüm değerli hocalarımızın, besin alerjisiyle ilgilenen hocalarımızın çok güzel farkındalık videoları var. Temel bilgileri verdikleri kısa videoları var. Özellikle çocuklarımız için yine alerji uzmanlarımız tarafından yapılan çok güzel tarifler var besin alerjili çocuklar için. Bu videoları mutlaka bunlara bir göz atmanızı ben özellikle istiyorum. Tekrar katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir pazar diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.